Payitaht Abdülhamid 29. Bölüm www.sebeden.org Osmanlı Arması Payitaht Abdülhamid yazısının altına yerleşti. Gündüz vakti. Kuş bakışı koru içindeki Yıldız Sarayı. Abdülhamid önünde bir haritayla toplantı masasında. Her şey tamam hünkârım. Petrol çıkartılacak araziler, makinalar, oraya gidecek mühendisler ve işçiler, her şey tamam. Hazır görünüyor. Bu vaziyette bizim bu masada oturmamıza lüzum kalmadı. Niçin öyle dediniz paşam? Siz her şeyi düşünmüşsünüz. Osmanlı şirketine ihtiyacınız kalmamış. Aa, öyle demeyin lütfen. Sizin tecrübenize, hünkârımızın kudretine her vakit ihtiyacımız var. Hünkârımız tamam dediği zaman bu işe başlayabiliriz. O kadar emek sarf edildi. Nihayetinde tüm petrol bir Alman şirketi tarafından çıkarılacak. Bizi avutmayınız lütfen. Alınıyorum ama. Biz de kaybediyoruz. İkinizin de vehimleri yersiz. Niçin hünkârım? İki şirketi de feshettim. Araziler hazineyi hassaya alınacak. Petrol çıkartamayacağız maalesef. Ama hünkârım... Lütfen. Hissiyatlı davranıp da itiraz etmeyiniz. Rica edeceğim. Petrol arazilerinin hazineyi hassaya alınmasında Mahmut Paşa vazifeli olacak. Barbus allak bullak. Affedersiniz hünkârım. Benim bu masada bir işim kalmadı. Kalktı. Müsaadenizle. Abdülhamid elini kaldırdı. Mahmut muzaffer bir edayla sırıtarak bakıyor. Akşam vakti. Pera'daki meşhur cadde. Herzl yayın evindeki masasında kitap okuyor. Bay Herzl. Baskıya çıkacak gazetenin provası. Herzl aldı, bakıyor. Diğer iki çalışanlar da masalarında. Abdülhamid milletin istikbalini İngilizlere peşkeş çekti. Artık petrol hisseleri İngilizlerin elinde. İstikbalin en mühim enerji madeninden Osmanlı Devleti faydalanamayacak. İçinden okuyor. Siz bu devletin asil evlatları. Buna mani olmayacak mısınız? Baskıya verebilirsiniz. Geri verdi. Payitaht yeni bir güne uyanıyor. Kuş bakışı Pera'daki meşhur cadde. Bu su talebelerin sofrasında olacak. Elindeki minik şişede. Nedir o? Milyonlarca insanı öldürmüş bir katil. Bu mu? Aldı bakıyor. Takdire şayan bulup dudak kıvırarak kafa salladı. Çok tesirli bir zehir olsa gerek. Zehirden öte bir şey bu. Kolera mikrobu. Ne yapacağım bunu? Abdülhamid'in davetine icabet edenlerin içtikleri suya karıştıracaksın. Anlasınlar. Dost sandıkları Abdülhamid kimmiş? Bu durumlardaki gülüşü hep aynı. Sırıtarak başını eğdi. Karşısındakinin gözlerine sardı. Vladimir tahta yük arabasından su damacanalarını indiriyor. Onun indirdikleri de içeri taşınıyor. Yemeğe gelen talebeler suların taşındığı kemerli ahşap kapıdan giriyorlar. Hey! Bana yardım eder misin? Sen geç, ben geliyorum. Hilmi girdi içeri. Armen damacana yüklenirken Vladimir elindekini bırakıp da geldi. Sen İngiliz sefaretinde çalışmıyor musun? Evet. Bir tane de Vladimir yüklendi. Beraber taşıdılar. Ben de seni tanıyorum. Neden suları sen getirdin? Sükarlı bir iş. Hadi gel benimle. Ben saraya yemeğe gideceğim. Vladimir yarı yolda durdu. Sinirden sol gözü seyirerek sakinliğini bozmadan döndü. Etrafı kolaçan edip ağır ağır yanına yöneldi. Benimle geleceksin. Hem ne işin var Abdülhamid'in davetinde? Sefaretin başını belaya sokma. Armen karşı koyamayıp sıkıntıyla nefeslendi. Denizden tek minareli caminin olduğu kıyıya yaklaşılıyor. Gündüz vakti. Kuş bakışı Yıldız Sarayı. Puslu akşamda hanedan köşkü. Naime kucağında okuduğu kitabı parmağını arasına sıkıştırarak kapattı. Nişan yüzüğü parmağında. Kumral hizmetli orta sehpanın örtüsünü düzeltiyor. Boğazım kurudu. Bana biraz su getir. Emredersiniz sultan. Naime tebessümle başsağladı ve yeniden kederli düşüncelere daldı. Kumral genç hizmetli mutfağa girdi. Kenardaki masanın bir ucundan bardak aldı. Diğer ucuna yürüyüp oradan da sürahiyi aldı. Boş olduğunu görünce geri bıraktı.
etrafa bakınıp yerdeki damacanaları gözüne kestirdi. Yaklaşıp çömeldi. Bir bir hepsine baktı. Onlar da boş. Tekinin dibinde çok az kalmış. Onu alıp masaya yaklaştı. Kapağını açtı, bardağı eğdi. Karşı kıyıdan Haliç. Talebeler hastaneyi doldurmuş. Hekimler, hemşireler, tüm personel tempolu bir koşturmaca içinde. Koridordakilerden birinin ateşi ölçüldü. Bir diğerine kusması için kap getirildi. Zayıf bir hemşire koridordaki dolaptan ilaç alıp odalardan birine girdi. Ateşini ölçtü. Zayıf hemşireye talimat veren hekim koridorda sedyedeki hastaya yaklaştı. Doktor! Mekaya yetişmeye çalışıyoruz. Gel şöyle bir oturalım. Sait? Hikmet, siz de mi hastalandınız? Hepimiz hastalandık. Yemeğe giden herkes burada. İyi ama neden, nasıl olur? Neden olacak? Abdülhamit hepimizi zehirledi. Koltuk altındaki Hilmi'nin ağırlığıyla dikilen Armen düşünceli. Buyurun sultan, ziyade olsun. Hizmetlinin tuttuğu tepsiden bardağı alan Naime suyu yutuyor. Hekim nemli bezi Naime'nin alnında gezdiriyor. Naime'nin yüzü çok yakın. Kemalettin faytonda düşünceli. Seni zindandan Naime Sultan kurtardı. Babasından gizli saraydan çıkıp kavga ettiğin adamı bulmuş. Şikayetinden vazgeçmesini rica etmiş. Hekim bezi hizmetlinin tuttuğu kaptan çıkardı. Suyunu sıkıyor. Bidar kederle oturuyor. Hekim bezi hafif dokunuşlarla Naime'nin alnında gezdiriyor. Naime kendinde değil, hekim bezi alnında bıraktı, bastırıyor. Kemalettin'in gözlerinde yaşlar birikmiş. Bunu yapan hünkârın kızı, bir sultan. Üstelik söylentiye göre şu anda ölümle pençelişiyor. Kolereye yakalanmış. Pera'nın bakımsız kalmış taraflarında işlek, çamurlu bir meydan. Meydanın köşesinden uzanan sokakta pazar kurulu. Liman karşı tarafta, fayton meydanda durdu. Kemalettin arabadan indi. Yeleğinin cebinden köstekli saatini çıkardı. Kaç olduğuna bakıp durdu. Gözlerini karşısındaki limana kaldırdı. Gemi kıyıya yanaşmış. Hatice limana sağ taraftan yeni geldi. Sağına soluna göz atıp gemiye döndü. Valizini yere bıraktı, bekliyor. Kemalettin tam hareketlenmişti ki... Kemalettin donuk bir şekilde omuzlar üstünde taşınan tabuta bakıyor. Gözü yaşlı anne arka taraftaki kadınların arasında. Kemalettin'in yanından geçiyorlar. Kemalettin gördüğü manzaradan aşırı şekilde etkilendi. Gözü yaşlı annenin arkasından baktı. Duygu dolu bir halde sıkıntıyla Hatice'ye döndü. Hatice'nin gözleri kıyıdaki yolda. Karşı meydandaki Kemalettin'i fark etmiyor. Kemalettin acı içinde sıkıntıyla ne yanına gidebiliyor ne de geri dönebiliyor. Kuş bakışı koru içindeki Yıldız Sarayı. Abdülhamid'in göğsündeki Osmani nişanından yüzüne kayıldı. Pencere önünde gergin bir halde dışarı bakıyor. Parvus, kolları sırmayla işli bir üniforma giymiş gencin açıp buyur ettiği kapıdan Abdülhamid'in yanına yöneldi. Abdülhamid kulak kabarttı, yüzünü dönmeden bekliyor. Beni emretmişsiniz hünkârım. Gerfant efendi. Size bir müjdem var. Parvus endişeyle kala kalıp toparlandı. Beni sevindirecek tek şey hünkârım, sizinle petrol meselesinde yeniden beraber çalışmak olacaktır. Kesin konuştunuz. Bir çırpıda döndü Parvus'a. Lakin ailenizi gördüğünüz vakit daha çok sevineceksiniz. Parvus şokta. Neticede uzun zamandır görmüyorsunuz onları. Parvus ağzı açık bir halde endişeyle baka kaldı.
Hatice limanda valizine oturmuş beklemeyi sürdürüyor. Umudu sanki iyice tükenmeye başlamış. Valizden kalktı. Etrafına bakınarak birkaç adım ilerleyip durdu. Yol gözlüyor. Hatice Sultan. Hatice arkasından gelen sese umutla döndüğü an hayal kırıklığına uğrayarak donuklaştı. Karşısındakinin kim olduğu görünmüyor. Abdülhamid'le Parvus karşı karşıyalar. Gerfant Efendi'nin ailesini içeri alınız. Siyah bir çizgi arkasında sarı bir gölge bırakarak daire çizip sarı bir yuvarlak meydana getirdi. Çizginin üstünde E, alt kısmında S harfi belirdi ve S film logosunu oluşturdu. Osmanlı Devleti'nin arması karaltıda dalgalanan kırmızı bayraklı fona yerleşti ve Payitaht Abdülhamid yazısının altına yerleşti. Sonrasında büyük harflerle tarihteki gerçek şahsiyetler ve olaylardan ilham alınarak hazırlanmıştır yazdı. Karanlık gökyüzünde parıldayan hilal ve yıldız. Hilalden uzaklaşılarak bir gül bahçesine yaklaşıldı. Hilalin yukarısında yıldızı da içine alacak şekilde kırmızı bir gül açıyor. Jenerikte bulutlu bir fonda savaşan askerler, gökyüzüne yükselen alev topları, savaşın içinden çıkarak kanat çırpan beyaz bir güvercin, sürücüsüyle şahlanan bir at, ay yıldızlı kırmızı hilafet sancağı ve bir harita. Osmanlı armasındaki semboller, koyu kırmızı fonun içinde yer çekiminden kurtulmuş gibi hareket ediyorlar. Göze çarpanlar, adaletin simgesi terazi ve altında Kur'an-ı Kerim'le kanunname, donanmayı simgeleyen çapa, çiçek figürü ve bereket boynuzu. Abdülhamid Bülent İnal, Bidar Özlem Conker, Herzl Saygın Soysal, Ahsen Ezgi Eyüboğlu Yıldırım, Tahsin Bahadır Yenişehirlioğlu, Murat Volkan Keskin, Seniha Selen Öztürk, Hatice Gözde Kaya, Abdülkadir Can Sipahi, Sabahattin Kaan Turgut, Kemalettin Eren Hacı Salihoğlu, Selim Taner Ertürkler, Naime Duygu Gürcan, Karaso Ali Nuri Türkoğlu, Fadıl Hacı Ali Konu, Firuze Cemre Baysel, Dilşat Güzide Arslan, Vasfi Eray Türk, Osman Paşa Aydın Sigalı, İzzet Fatih Sevdi, Vladimir Gürkan Güzeyhus, Fehime Elif Özkul, Söğütlü Yusuf Aydın, Şadiye Leya Kırşan, Zülfet Zeynep Özal, William Ercüment Fidan, Mahmut Hakan Boyan, Parmus Kevork Malikyan. Senaryo Ayça Ertürkler, Hale Çalap, Hamza Akyıldız. Genel Koordinatör Sibel Tuna. Yapım Esfi. Yapımcılar Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici. Yönetmen Emre Konu. Boşlukta hareket eden tüm semboller birleşerek Osmanlı armasını oluşturdular. Arma, karaltıda dalgalanan kırmızı bayraklı fona yerleşti. Yukarısında Payitaht Abdülhamid yazıyor. Gündüz vakti kuş bakışı koru içindeki Yıldız Sarayı. Gerfand Efendi'nin ailesini içeri alınız. Gerfand'ın karısı oğullarıyla birlikte içeri girdi. Abdülhamid imalı bir tebessümle sona geldin der gibi Parvus'a kilitlendi. Parvus endişeyle yavaşça Gerfand'ın ailesine döndü. Gerfand'ın modern giyimli şık karısı iki oğlunu önüne katmış geliyor. Üçünün de başları eğik, bakışları yerde. Parvus donuk, endişeli. Gözleri Gerfand'ın karısına kilitli. Gerfand'ın karısı fazla yaklaşmadan durup Parvus'a bakarak hafifçe kaşlarını çattı. Abdülhamid Parvus'un tepkisini istiyor. 29. bölüm. Parvus endişeli ve donuk halinden sıyrılamadan Abdülhamid'e döndü. Kıymetli kocanızla dostluğumuz burada pekişti hanımefendi. Kadın bakışlarını Parvus'a dikti. Gayet sakin. Parvus da göz gözeler. Yüzünde gergin, sahte bir tebessüm belirdi. Payitahta hoş geldiniz. Artık çocuklarınız baba hasreti çekmeyecekler. Kadın bakışlarını sakince Parvus'a çevirdi. Parvus endişeyle bakıyor. Abdülhamid onları izlemekte. Ekselansları, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Size minnettarım. Abdülhamid'in ifadesi sertleşti. Çocukların babalarını çok özlemişlerdi. Hadi çocuklar, sarılın babanıza. Çocuklar coşkusuzca yaklaşıyor. Gelin bakalım. Kucak açıp sarmaladı.
nasıl özledim. Abdülhamit emin olmaya çalışır gibi tepkileri pür dikkat izliyor. Parhus kollarının altında çocuklarla beraber ona döndü. Çocuklar baskı altındalarmış gibi tedirgin. Bizi kavuşturduğu için hünkârımıza ne kadar teşekkür etsek az. Eskiden beri çok çalışırdı Gerfant. Bu yüzden bizi ihmal etti. Belki siz onu ikaz ederseniz sizin sözlerinize çok kıymet veriyor. Hanımınızı duydunuz Gerfant Efendi. Bence hep beraber Maa ile payitahta yerleşiniz. Tabii hünkârım. Size de minnettarım bu inceliği düşündüğünüz için. Hakikaten çok mutlu oldum. Müsaadenizle biz biraz hasret giderelim. Abdülhamit sert ifadesinden tamamen kurtulmuş bir halde tebessümle onayladı. Gerfand'ın karısı Parhus'a gülümsüyor. Abdülhamit çıkabilirsiniz diye kapıyı gösterince hep birlikte kapıya yöneldiler. Kadın önden yürüyor. Gülümsemesi yavaş yavaş söndü. Gidişlerini izleyen Abdülhamid'in bakışlarını yine bir kuşku sardı. Kadın sağ elini sıkıca yumruk yapmış. Üzerinde koyu yeşil kuşaklı, açık yeşil, uzun bir elbise var. Üst kısmı ve kolları dantelli. Abdülhamid arkalarından öfkeyle bakarak kararlı bir şekilde kafa sallıyor. Yönünü pencereye çevirip gözlerini keyifsizce ileri dikti. Gergince düşünüyor. Parhus Gerfand'ın ailesiyle koridorda yürüyor. Gerfand'ın karısı dehşet içinde alt dudağını ısırmış. Gözleri nemli. Muhafızlar belli başlı noktalarda nöbette. Kadın sağ ucunda gizli tuttuğu kağıdı sol eline geçirdi. Büyük oğlu başını ona çevirdi. Aralarında gergince bakıştılar. Kadın elindeki kağıdı çaktırmadan kenara attı. Muhafızın yanından geçti. Parhus çocukları önüne katmış bir halde geriden keyifle yürüyor. Onlara en önden eşlik eden üniformalı görevli köşede durdu. Merdivenleri göstererek yol verdi. Önce onların inmesini bekliyor. Liman her zamanki gibi kalabalık. Ortalıkta birbirlerinden bağımsız, düzensiz bir şekilde ara ara ahşap sandıklar var. Hatice sıkıntıyla yol gözlüyor. Hatice Sultan. Hatice sese umutla döndü ama sonra hayal kırıklığına uğradı. Karşısındakinin kim olduğu belirsiz. Hatice tedirgin gözlerle bakıyor. Karşısındaki genç cebinden bir kağıt çıkarıp verdi. İnce kaşlı, seyrek sakallı. Bunu size vermem söylendi. Hatice donuk tedirgin. İşaret parmağında yıldız desenli taşlarla bezeli bir yüzük takılı. Kağıdı aldı. Göreceklerinin endişesi içinde korka korka açtı. Hatice'm. Bana çok kızacağını biliyorum. Lakin çok düşündüm. Bunu yapamam. Seninle gelemem. Sana bağışla beni demeyeceğim. Çünkü bağışlamayacağını biliyorum. Tıpkı benim kendimi asla bağışlayamayacağım gibi. Elveda aşkım. Elveda. Her şeyim. Hatice'nin elleri titriyor. Bileğindeki kesik kapanmış ama henüz tam geçmemiş. Etrafa bakınıp yutkundu. Kendini bırakmadan sessizce ağlıyor. Somon rengi köşk. Hekim Naime'nin yanından aldığı su kabını komodine bıraktı. Bez içinde. Naime derin uykuda. Rengi kendine gelmiş. Bidar yanı başında ayakta. Durgunca izliyor. Gel. Odaya Kemalettin girdi. Bidar yastığın ucundaki başörtüyle Naime'nin saçlarını kapattı. Gel Kemalettin oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Kemalettin yatağın karşı kenarına yöneldi. Hekim çekilip aradan çıktı. Kemalettin Naime'ye üzgün gözlerle bakıyor. Naime hasta yatağında gibi değil de huzurlu bir uykuda gibi. Bidar Kemalettin'le bakışıp ona döndü. Kızım bak nişanlın geldi. Elini tutuyor. Naime aç gözlerini. Naime tepki vermedi. Kemalettin yandan hafifçe yüzüne eğildi. Naime. Naime gözlerini açtı. Huzurla tebessüm ediyor. Ay şükürler olsun yarabbim.
Bitkin bakışları Kemalettin'e kayınca gülümsemesi daha da büyüdü. Kemalettin Bidar'a göz attı. Doğruluyor. Naime mutlu bakışlarını Bidar'a çevirdi. Naime'm. El eleler. Allah senden razı olsun evladım. Kemalettin gülümseyerek baş eğdi. Hekimbaşı. Kapıya yöneldiler. Hekim kapıyı açıp önden yol verdi. Kemalettin, Naime ile baş başa kalmanın huzuru içinde arkalarından bakıp Naime'ye döndü. Kemalettin. Geldin. Artık hiç gitmeyeceğim sultan. Naime bitkince mutlulukla gülümsüyor. Bakışları baygın. Kemalettin elini hüsranla cebine sokup yüzüğü çıkardı. Naime heyecana kapılıp şaşkınca ciddileşti. Kemalettin yüzüğü parmağına takıyor. Yüzük enli işlemeli. İç zemini siyah. Kenarları ve siyah zeminin üstündeki desenleri gümüş grisi. Kemalettin gülümsemeye çalışarak Naime'ye baktı. Naime mutlu, mesut. Kemalettin efkarlı. Ona bakınca zoraki yine gülümsedi. Büyük Mabeyn Köşkü. Abdülhamit sert bakışlarıyla pencerenin önünden dışarı bakıyor. Mahmut el pençe divan geride. Şüphemiz boşa çıktı paşa. Çocuklar baba dediler değil mi? Lakin bir gariplik vardı. Hasret çeken babayla evladının kavuşması... ...nerede olursa olsun yürek burkar. Lakin burada bir sahtelik vardı. Doğru dersiniz hünkârım. Ama Gerfant Efendi evlatlarına hasretle sarılmadı diye onu suçlayamayız. Şüphe bir kurttur. Ya kendi içini kemiren bir kurt... ...yahut... ...sivri dişleriyle düşmanını parçalayan bir kurt. Gerfant depodaki iskemlede suratsızca oturuyor. Ellerini masada birleştirip başını yere eğmiş. Ziyaretçilerim var Gerfant Efendi. Gerfant tepkisiz. Barbus tek kanadı açık kapı aralığından içeri girdi. Gerfant'a yaklaşıyor. Gerfant'ta hala bir tepki yok. Baba! Gerfant! Çocuklar! Rosa! Gerfant! Ne işiniz var burada? Ailece birbirlerine kenetliler. Sen nasıl bir adamsın? Ne istiyorsun ailemden? Neden buraya getirdin? Ben değil. Sevgili dostum Abdülhamit getirdi onları. Kâbe'nin maskemi düşürecekti. Benim sen olmadığımı ispat edecekti. Lakin ben ondan evvel davrandım. Aileni takip ettirdim. Abdülhamid'in hafiyeleri onları payitahta götürmek için geldiklerinde vaziyeti anladım. Eğer gerçeği söylersek seni öldüreceklerini söylediler. Sözümü dinledikleri için onları mükafatlandırdım. Sizi kavuşturdum. Şimdi bu anın tadını çıkarın. Gerfant öfkeyle bakıyor. Barbus keyifle bakıp yola koyuldu. Gidiyor. 60'larında esmer ufak tefek bir adam. Vladimir arkasından yürüyor. Keşke onu dinlemeyip her şeyi söyleseydiniz. Seni öldürmelerine göz mü yumsaydık baba? O zaman sadece beni öldürecek. Şimdi siz de elinde tutsak oldunuz. Ben saraya içinde her şeyi anlatan bir pusula bıraktım. Ümit ederim ki onu bulur ve hepimizi kurtarırlar. Siyah takım elbiseli bir görevli koridoru süpürüyor. Süpürmeye Abdülhamid'in odasının önünden başlamış. Saplı süpürgeyi her seferinde küreye doğru savuruyor. Pusulaya yaklaşmasına çok az kaldı. Saplı küreyi pusulanın yanına dayayıp süpürgeyi savurduğu an pusula kapı altından yandaki odaya sürüklendi. Hay Allah. Kapı kilitli, açamadı. İşine geri döndü. Rosa'nın bıraktığı pusula katlı bir şekilde ahşap zeminde. Burası paşalardan birinin çalışma odası. Bunlar alevli. İşlek bir yol üstündeki hastane binası.
Ahsen sırt üstü uyuyor. Sol yanında kederle oturan Murat başını yerden kaldırdı. Bakışlarını yavaşça Ahsen'e çeviriyor. Ahsen sağ elini karnına koyup sol elini yanına uzatmış. Murat esmer, renkli gözlü, sakallı, boylu poslu, geniş omuzlu bir genç. Omuz hizasını geçen uzun saçlarını arkada bağlamış. Aç artık gözlerini Ahsen. Seni böyle bir çare görmeye alışık değilim. İstersen kalk, tenkit et beni. Vallahi razıyım. Yeter ki uyan. Hem daha vazifemiz bitmedi. Dışarıda hala kötemelli kişiler var. Onları yakalamalıyız. Ahsen'in tenindeki solgunluk geçmiş. Hadi Ahsen. Ahsen tepkisiz. Kalk. Yardım et bana. Oda dikdörtgen. Kapı uzun kenarın ortasında. Yatak sol tarafında. Karşısında iki berjerle sehpa var. Tamam. Kabul ediyorum. Başta yapamazsın. Gücün yetmez sandım. Ama sen herkese kabul ettirdin cesur olduğunu. Sandalyede iki büklüm. Dirseklerini bacaklarına dayamış. Başını eğdiği sırada gözleri Ahsen'in eline ilişti. İçi burkularak bakıp nazikçe tuttu. Ellerin çok küçük, narin. Yüzüne döndü. Lakin yüreğin kocaman, güçlüymüş Ahsen. Bakışlarını yeniden eline çevirdi. Beni bir daha tenkit etmezsin o halde. Murat panikle çekti elini. Ahsen. Ahsen muzipçe gülümseyerek döndü. Söz mü? Söz. Söz Ahsen. Bir dakika, bir dakika. Sen benimle eğleniyor muydun? Ben seni uyuyorsun sanıyordum. Sen beni mi dinliyordun? Evet. Beni ne kadar beğenip takdir ettiğini de duymuş oldum. Ya sen hastalığın tesiriyle yanlış duymuşsun. Ben öyle bir şey demedim. İma ettin. Etmedim. Ettin. Murat asabı bozularak tatlı tatlı yüz çevirdi. Ahsen gülümseyerek göz attı. Murat yumuşamış ifadesiyle ona döndü. Sevgi dolu tebessüm ederek bakıyor. Ahsen buğday tenli, kahverengi gözlü, geniş dudaklı. Dudağının sağ üst kısmında küçük bir et beni var. Sevgiyle bakışıyorlar. Hatice Nani diye sorarlarsa ne diyeceğiz hala? Somon rengi köşk. Ya öğrenirlerse Kemalettin Paşa ile kaçtığını? Şşt! Bursa'ya teyzesinin yanına gitti diyeceğiz. Lakin Kemalettin Paşa'nın da ortadan kaybolması şüphelenmelerine sebep olabilir. Koridordalar. İnşallah bütün bunlara değer. Birlikte çok mutlu olurlar. Başkalarının mutsuzluğu üzerine kurulan bir yuva mutluluk getirmez kızım. Allah ikisini de ıslah etsin. İyice hızlandı. Naime uyuyor. Beyaz tülbenti başında örtülü. Yanı başında oturan Bidar nemli bezle ateşini düşürmeye çalışıyor. Gel. Abdülkadir yanında. Kemalettin karşı tarafta. Seniha şokta. Kemalettin'e bakarak dondu kaldı. Göz gözeler. Kemalettin kaygılı. Odaya yeni giren Fehime de şokta. Kilitlenmiş halde bakıyor Kemalettin'e. Kemalettin mahcup bir edayla bakışlarını düşürdü. Seniha Bidar'a döndü. Başıyla selamladı. Hala tutuk. Bidar ona bakarak kalkıp Naime'ye eğildi. Naimeciğim, güzel kızım. Bak Alan'la Fehime de geldiler. Naime bitkin bakışlarını aralayıp gülümsedi. Seniha gülecek halde değil. Endişeli bakışlarını Kemalettin'e çevirdi. Göz göze geldiler. Kemalettin yapamadım der gibi kafa salladı. Seniha sıkıntıyla derin bir nefes çekti. Liman. Hatice elinde valizle merdivene yaklaştı. Gemiye çıkıyor. Mektup korkuluktan tutunduğu elinden kayıp denize düştü. Hatice durdu, bakıyor. Mürekkep dağılıp kağıdı laciverte boyadı. Hatice başını kederle gemiye kaldırdı. Gözlerinde yaşlar birikiyor. Yarı yolda öyle kaldı. Ne yukarı çıkıyor ne aşağı iniyor. Duyar duymaz koşup geldik. Çok üzüldüm. Nasıl olur böyle bir şey? Sarayın mutfağına kadar nasıl uzanır elleri? Maalesef. Ama o uzanan eller bulunup kesilecek. Naimeciğim. Güzel kızım. İyi misin sen, iyice terledin. Ağrın var mı? Biraz. Kemalettin oğlum geldiğinden beri kızımın yüzü güldü.
Seniha nemli gözlerle Kemalettin'e döndü ama Naime için sevinemiyor. Kemalettin mahcup. Hatice nerede? Seniha bakışlarını endişeyle Bidar'a kilitledi. Kemalettin kaygıyla ona dikkat kesildi. Hatice gitti kızım. Gitti mi? Nereye gitti? Bursa'ya. Teyzemin yanına gitti. Seniha başıyla onaylıyor. Bidar şaşkın. Kemalettin önüne dönüp ağlamaklı ifadesiyle yüzünü buruşturdu. Ne güzel. İyileşim. Ben de ayağa kalkabilecek miyim acaba? O nasıl söz güzel kızım? Tabii ki iyileşip ayağa kalkacaksın. Gel. Sultanım. Gel Ekimbaşı. Pasteur Enstitüsü'nün gönderdiği terkip işe yaramış. Hastalar iyileşiyor. Müsaade ederseniz hemen sultanımıza da zerk edelim. Ay, hemen Ekimbaşı. Hemen yapalım. Gözünüz aydın. Şükürler olsun. Kemalettin kapının önüne çekilerek yer verdi. Seniha'ya odaklandı. Seniha ona nefretle döndü. Kemalettin af diler gibi başını oynattı. Seniha dikkat çekmemeye çalışarak başını Naime'ye çevirdi. Hekimbaşı Naime'nin kolunu açıyor. Küçük Mabey'in köşkü. Duvardaki kabartmalı Osmanlı armasından makamındaki Abdülhamid'e kayıldı. Hamdolsun kolera illetini sayenizde milletimize daha fazla zayiat vermeden durdurabildik. En yakın arkadaşlarımdan birini kaybettim. Allah onun da ölen evlatlarımızın da taksiratını affetsin. Ah sen de yanlarında. Düşmanların en büyüğü düşmanlığını gizleyendir. Bu devirde artık düşman mertçe karşımıza çıkmıyor. Haince, riyakarca sızıyor içimize. Neticede canı yanan, kaybeden sadece masumlar oluyor. Lakin biz ümidimizi yitirmeyiz evladım. Bizim inanışımızda güçlü olan değil, Allah'ın yanında olan kazanır. Elhamdülillah. Ah sen kızım, terkibi kendi üzerinde tatbik etmişsin. Ölen masumları görünce bir an evvel çare bulunsun istedim hünkârım. Niyeti halis olanın akıbeti de hayır olur. Sağlığına tekrar kavuşana dek bir vakit istirahat et. Vazifeni ara ver. Hünkârım, ben vazifemi yaparken kendimi daha iyi hissediyorum. O vakit daha suhuletle yapacağın bir vazife verelim sana. Yetim ve öksüz çocuklarımız için açacağımız okulla alakadar olursun. Emredersiniz hünkârım. Murat Efendi, bu vakte kadar Ahsen kızımız size yardım etmişti. Bu vakitten sonra siz kendisine yardım ediniz. Emredersiniz hünkârım. Armen Efendi, söyleyecekleriniz var herhalde. Dinliyorum. Hünkârım, müsaade ederseniz sizin için çalışmak isterim. Ben sizi bilmezdim. Bilmediğim için de düşmanlık ederdim. Ama şimdi sizin ince siyasetinizi, merhametinizi gördüm. Bu devleti bir arada tutan maya olduğunuzu gördüm. Lütfedin sizin için çalışayım hünkârım. Bırakmayın beni. Seni bırakacağımızı kim söyledi evladım? Eğer seni bırakırsak düşmanın eline bırakmış oluruz. Onlara sayende öyle bir darbe vurduk ki dünya kabul etmese de biliyor. Evlatlarımızı öldürmek isteyenlerin İngilizler olduğunu. Münasip bir vazife alacaksın. Teşekkür ederim hünkârım. Çıkabilirsiniz. Eğilerek selamladılar. Gidiyorlar. Kemalettin üzerinde formasıyla baş kitabet dairesindeki masasında sıkkın düşünceli. Önüne bir gazete açmış, kalemle oynuyor. Seniha'nın girdiğini görüp hemen ayaklandı. Endişeyle Vasfi de kalktı ayağa. Seniha Kemalettin'in karşısına dikildi. Sultanım. Vasfi Efendi, bize biraz müsaade edebilir misiniz? Kemalettin Paşa'yla hususi bir mevzu konuşacağım. Kemalettin bir müddet düşünceli halde kalıp Vasfi'ye çıkması için onay verdi. Elbette sultan. Seniha teşekkür babında baş eğdi. Vasfi gidiyor. Seniha çıkmasını bekleyerek izliyor.
Kemalettin de Vasfi'yi izlemekte. Seniha dönünce Kemalettin bakışlarını düşürdü. Paşa, Hatice nerede? Sizinle başka bir yaşam kuracağım ümidiyle bize veda edip gitti. Ve Hatice yok, siz buradasınız. Şimdi bana söyleyin, Hatice nerede? Biz limanda buluşacaktık. Lakin ben... Ben gidemedim. Bir pusulayla haber gönderdim kendisine. Ne yazdınız o pusulada? Beni canımdan çok sevdin. Lakin ben seninle eğlendim. Seni kandırdım mı dediniz? Kemalettin'in gözleri büyüdü. Yok, hayır. Hakikat bu değil. Ben Hatice Sultan'ı asla kandırmadım. Asla. Hatta onu canımdan bile çok sevdim. Ben limana yanına gidecektim. Lakin... Naime Sultan'ın çok ağır bir hastalığa yakalandığını söylediler. Sultanım, ne yapsaydın? Siz Hatice'me verdiğiniz sözü unutup burada kaldınız, öyle mi? Hayır, ben sadece çaresiz kaldım. Çaresizmiş. Siz çaresiz değil, iki yüzlü, namert bir adammışsınız Kemalettin Paşa. Hatice de Naime de benim yeğenlerim. Ve maalesef sizin gibi basiretsiz bir adama gönüllerini kaptırmışlar. Görüyorum ki siz ikisini de bedbaht edeceksiniz. Kemalettin duyduklarının dehşetinde. Ve şunu biliniz, eğer Hatice'me bir şey olursa, eğer benim kızıma bir şey olursa, bunun sorumlusu sizsiniz. Anladınız mı beni? Kemalettin işittiklerinin ağırlığı altında dondu kaldı. Seniha şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sinirli bir şekilde hışımla gidiyor. Kemalettin ağlamaklı bir halde kasılı kaldı. Kendini sandalyeye bıraktı. Masadakileri saçtı. Ellerini yüzüne kapadı. Büyük Mabeyn Köşkü. Sadaret Müsteşarı Tevfik Paşa. Buyurun hünkârım. Genç Paşa. Hamdolsun kolera belasından kurtulduk. Talebeler de iyileşiyor hünkârım. İngilizlerin işin içinde oldukları ortaya çıktı. Bizi bu işle suçlayan gazeteler ne diyor? Hünkârım, gazetelerde İngilizlerin kolera salgınıyla alakalı oldukları vesikasıyla ortaya çıkmasına rağmen zırvalarına devam ediyorlar. Ederler, ederler. Yalanın maliyeti yok. Siz bu haberleri yapmakta ısrar eden muhabirleri tespit ediniz. Bir hal çaresine bakacağız. Emredersiniz. Nazarı dikkatimi çeken bazı meseleler var. Rumeli tren yolunun üzerinde Bakırköy'e giderken derme çatma kulübeler varmış. Payitahtın o hoş çehresini bozan şeyler. Bu şehir, dedem Hazreti Fatih'in ölmek üzereyken katilinin elinden aldığı bir kız çocuğu gibidir. Bu çocuğu Osmanlı büyüttü, süsledi. İnancımız şehrimizden ayrı değildir paşalar. Biz camileri boşa süslemedik. Çeşmelere ilahi kelamı boşa yazmadık. İstanbul, İslam şehridir. Müslümanın vazifesidir yolda yürürken gördüğü bir taşı kaldırmak. Bir dikeni yol kenarına atmak. O halde biz bu şehre bunları mı yakıştırırız? Hünkârım, hemen emir verelim. Mevzu bahis mıntıkalar tertiplensin. Başka bir havalis. Servi ağaçları hastalanmış. Nefesimiz kesilir paşalar. Ben dünyanın her yerinden ağaçlar, çiçekler getiririm. İstanbul'un iklimine müsait midir diye. Lakin İstanbul'da olan servilerimiz hasta. İstanbul'un ağacı hasta. Hemşeriniz hasta. Tevfik Paşa, Ziraat Mektebi talebelerini bu işle vazifelendiririz. Payitahttaki her bir ağaçla hususi olarak alakalar olsunlar. Bu hususta ne lüzumluysa yapılsın.
bizzat bahçedeki ağaçların vaziyetiyle ben alakadar olacağım. Emredersiniz hünkârım. Tevfik Paşa ile evlendirecekmiş beni. Bu harika bir haber. Bidar Sultan'la minnettar olmalısın Firuze. Bidar Sultan bunu iyilik olsun diye yapmıyor. Beni şehzadeden uzaklaştırmak için yapıyor. Firuze, senin Şehzade Abdülkadir ile bir geleceğin olamaz. Tevfik Paşa ile evlenmelisin. Bu senin için büyük bir lütuf. Belki tanışınca fikrin değişir. Değişmez. Yatak odasındalar. Lakin usul yerini bulsun diye görüşeceğim onunla. Sonra da gidip bir daha sultanı istemediğimi söyleyeceğim. Ya seni dinlemez de ısrar ederse? Bir daha sultan ne kadar mani olmaya çalışırsa çalışsın, Şehzade Abdülkadir ile evleneceğim ben. Sultan olacağım. Firuze Sultan. Abdülkadir kırsaldaki muhallebicinin yanına gidiyor. İnsanların bazısı bankta, bazıları gezintide. Hayırlı günler. Buyur kardeş, kaç tane vereyim? Muhallebi istemiyorum. Geçen akşam senden muhallebi almıştık. Paramız yoktu. Genç bir bayan sana kolyesini vermişti. O kolyeyi geri almak istiyorum. Ben o kolyeyi sattım. Kime sattıysan al o zaman. İç cebinden para kesesi çıkardı. Bu fazlasıyla yeter. Saraya kolyeyi getirirsen daha fazlasını alırsın. Saraya mı? Evet. Sabahattin faytonla geçerken izliyor. Yıldız Sarayı'na gelip Şehzade Abdülkadir'i görmek istiyorum dersen yardımcı olacaklar. Şehzade mi? Abdülkadir tebessümle onaylayıp dostça koluna uzandı. Sabahattin izleyerek geçip yolda faytonla gözden kayboldu. Abdülkadir çimlerin üstünde döndü gidiyor. Muhallebici elinde keseyle şaşkınca izlemekte. Kuş bakışı Pera'daki meşhur cadde. Duvardaki Gece Nöbeti adlı tablodan masasındaki parusa kayıldı. Abdülhamid ile petrol savaşımız bitti. Biz kaybettik. Şimdi yeni bir harp başlatacağız. Hiç bitmeyecek bir harp. Herzl ve Karaso aralarında anlam vermeye çalışarak bakıştılar. Galip dede. Tekke. Her daim harp halindeyiz. Belim bükülür. Gücüm tükenir diye korkarım. Ben de öyle. 70'i aşkın ömrümde hep harp ettim. Kiminle? Nefsimle. Hiç bitmedi. Hiç de belim bükülmedi. Bir sırrı var mıdır? Vardır. Su geminin içine girerse onu batırır. Altında kalırsa da yüzdürür. Nefsinin dediklerini kalbine sokarsan kalbini karartır. Nefsini ayaklarının altına al ki üstüne basıp yükselesin. Nefsimle harp ederim. Bildim. Ya devletime, dinime, milletime düşman olanlarla? Hem nefsinin hem de görünür düşmanının bin bir hilesi vardır. İkisi de şeytanı dinler sultanım. Anlatayım. Abdülhamid'in milletiyle sağlam bir bağ var. Millet nazarındaki itibarını düşüreceğiz. Nasıl? Hikayelerle. Gazetelerde Abdülhamid aleyhine haberler yaptıracağız. Avrupa milletleri buna inanıyor. Ama Türklerin Gök Sultan. Üç adam bir araya gelse devlete ihbar edeceğiz. Bunlar ihtilal yapacak diye milletin devlete olan inancını kıracağız. Hakkınız var. Askerler evleri basmaya başladıklarında, millet istibdadı hissettiğinde onların bu fikirlerini değiştirebiliriz. Münevverlerin de Abdülhamid'in müstebit olduğuna inanmaları şart. Sürgün edilen münevverleri millete anlatacağız. Vatanperver oldukları için sürgün edildiler. Millet bunu bilmeli. Münevverler muhalif yazılar yazacaklar. Sonrası tabii ki sürgün. Abdülhamid memlekette vatanperver bırakmadı.
Artık dur de. Gençler de Abdülhamit'ten soğuyacak. Bu gençler memurların içine sızacaklar. Sonra da askerlerin. Askerlerin içinde hali hazırda bir muhalefet oluşmuş durumda. Paşalık rütbesine çıkana kadar gizlenecekler. Gün gelecek, Abdülhamit'e karşı isyan eden askerlerin karşısına çıkabilecek bu millette tek bir fert bile kalmayacak. Şeytanın sadece bir oyunu yok. Hilesinin sınırı yok. Sizi milletinizden uzaklaştırmaya çalışacaklar. Milletin aklıyla oynayacaklar. Nasıl mani olayım? Sultanım, bu mülkün padişahı sizsiniz. Gençlere sahip çıkın. Mekteplere sevdiğiniz memurları gönderin. Hal hatır sorsunlar, alakadar olsunlar. Ben yalnızım. Onlarsa çoklar. Kafir, Bedir'de de Müslümanlardan çoktu. Hazreti Ali Efendimiz gibi Zülfikar'ı sallamadıkça galip gelemezsiniz. Her cihetten saldıracaklar. Onlar çok. Lakin Allah bizimledir. Abdülhamid'e saldırmadığımız bir an dahi olmayacak. Sonunda kazanmanın imkansız olduğunu anladığında ona öldürücü darbeyi indireceğiz. Bir an evvel başlamalıyız. Ne benim ne de peşimden sürüklediğim gençlerin artık bir sabrı kalmadı. Başlayacağız. Vladimir, Abdülhamid'i sarsacak darbeyi indiriyor. Ne yapıyor? Bulgar mıntıkasında, Varna'da Müslümanlar katlediliyor Herzog. Feryat ediyorlar ama duyulmuyor. Haykırıyorlar, yardım istiyorlar ama ölümden başka onlara gelecek olan yok. Kuş bakışı koru içindeki Yıldız Sarayı. Somon rengi köşk. Selim anahtarla açtığı kapıdan çalışma odasına girdi. Yerdeki pusulanın yanından geçti. Masasına yaklaşıyor. Hızlı kesitlerle Rozan'ın pusulayı çaktırmadan yere bıraktığı ve pusulanın süpürge darbesiyle kapı altından odaya sürüklendiği an Selim masasına yaklaşıyor. Sağlığına kavuşmuş. Apoletli üniforması üstünde masasına oturdu. Canı sıkkın bir halde dertli dertli düşünüyor. Bir halde elini önce alnında sonra da çenesinde gezdirdi. Masanın dibinde ayrıyeten bir konuk sandalyesi yokken karşısında mavili oturma grubu var. Gel. Beyaz üniformalı bir muhafız girip selamladı. Paşam. Evet. Varna valimizden bir malumat aldık. Mevzu mühimmiş. Hemen geliyorum. Muhafız geri geri çekilerek çıktı. Selim kalkıp üstüne çeki düzen verdi. Pusulayı fark etmeden hızla geçti. Küçük Maben Köşkü. Abdülhamit pencere önünde. Göğsündeki Osmanlı nişanından yüzüne kayıldı. Gergin bakışları dışarı sabit. Uzun boylu, yapılı, esmer bir adam. Gel. Selim mavi dosyayla girdi. Dertli bir halde başını öne eğip suratını sıkıntıyla ekşitmiş. Geçmiş olsun paşa. Sağ olun hünkârım. Çok şükür iyileştim. Lakin başımızda başka bir musibet var. Mabeyinciler sevinçlerini ya da üzüntülerini bu oda dışında belli etmezler. Lakin sizin kötü bir havadis getirdiğiniz yüzünüzden okunuyor. Tahsin Paşa'nın yerini tutamam hünkârım. İnşallah yakın vakitte gelir. Çünkü getirdiğim havadisi taşımakta zorlanırım. Nedir? Hünkârım, Varna'da camiye saldırı olmuş. Bulgar çeteciler namaz esnasında camiye girip bütün cemaati katletmişler. Abdülhamid'in düşünceli yüzüne yaklaşıldı.
çatık kaşlarının altındaki bakışlarında derin bir hüzün kaplı, Selim ağlamaklı. Çoluk çocuk da camideymiş. Dehşete düşen Abdülhamid nefeslenerek baş eğip gözlerini yumdu. Kim yapmış? Bulgar çeteciler olduğunu biliyoruz hünkârım. Başka bir malumat yok. Abdülhamid'in gözleri ateş saçıyor. Bay Parvus, bağışlayın ama mağdur olanlar Müslümanlar. Bulgarlar Müslümanları öldürürken nasıl kazanmayı bekliyorsunuz? Daha önce Avrupa basınında Bulgar çeteleri suçlayan haberler çıktı. Müslümanlar buna sessiz mi kalacak zannediyorsunuz? Ellerine geçirdikleri ne varsa saldıracaklar Bulgarlara. Avrupa gazeteleri de bizim. Ne istersek onu yazacaklar. Siz bir kan davası başlatmak istiyorsunuz. Müslümanla Hristiyan nasıl bir arada yaşar ki? 800 yıldır yaşıyorlar. Artık her kavim kendi yurduna dönmeli. Türkler Orta Asya'ya, Yahudiler de Tanrı'nın onlara vaat ettiği kendi topraklarına. Evet. Haçlı orduları bunu tam 9 defa denediler. Ama başaramadılar. Biz başaracağız. Eski ve yeni ayeti birleştireceğiz. Tanrı kendi krallığını temsil eden insanlara imtiyaz vermiştir. Ve İsrail devleti İncil'deki kıyamet vaktinin habercisi olacak. Abdülhamid'in baston tutan eli sinirden titriyor. Gözleri çakmak çakmak. İbadethanede kan dökmek. Kalleş utanır bu kalleşliğinden paşa. Çoluk çocuktan, ibadetindeki köylüden ne isterler hünkârım? Bunların düşmanlığı kime? İslam'a. Düşünürler ki Müslümanları öldürürsek İslam biter. Bilmezler ki dağ taş İslam. Uçan kuş İslam. Bilmezler ki alem İslam'dır. Dönen kainat İslam'dır. Eşkıyalar bulunsun paşa. Müslümanlar itidalde olsun. Böyle vahşi bir katliamın tek hedefi olur. Müslümanları kışkırtmak. İsterler ki biz hislerimize hakim olamayalım. Baş üstünde baş bırakmayalım. Kafası keskince kalkıp indi. Ne oyuna geliriz, ne oyundan kaçarız paşa. Meseleleri takip edin paşa. Kurdukları kirli tertip onları kirletecek. Çıkabilirsin diye elini sertçe savurup pencereye döndü. Duruş itibariyle çok hafif kambur. Karşı kıyıdan Haliç manzarası. Kemalettin limana geldi. Etrafa göz gezdiriyor. Neredesin Hatice? Gemi kıyıdan ayrılmış. Liman aynı zamanda yol üstünde olduğundan her zamanki gibi yine kalabalık. Kemalettin dizlerine abanarak kısa bir an dinlenip tekrar doğruldu. Arayış içinde bakılmayı sürdürüyor. Birden hareketlenip kıyıya yöneldi. Gemi uzaklaşıyor. Kemalettin bir yandan etrafa bakınmayı sürdürüyor. Kıyıda umudunu kaybetmiş bir halde kederle durdu. Gözlerinde yaşlar birikti. Bakışlarını boşluğa sabitleyip dalgınlaştı. Geçmiş. Sen buradan çıkar çıkmaz biletlerimizi alıp buradan gideceğiz. Kemalettin nezarethanede. Aklımda birkaç yer var. Biraz uzak ama bilmem sen ne düşünürsün. Kemalettin banka göz attı. Hatice, sen de dünyanın öbür ucuna bile gelirim ben. Biz o kadar mutlu olacağız ki. Çektiğimiz bütün bu sıkıntıları unutacağız. Geçmişten gözyaşları içinde sıyrıldı. Seni bir ömür beklemeye razıyım ben.
Neredesin Alican? Gönlümün sultanı. Neredesin? Kuş bakışı Yıldız Sarayı. Tevfik ve Firuze bahçede yürüyorlar. Bidar Sultan güzel olduğunuzu söylemişti. Lakin itiraf edeyim, bu kadarını beklemiyordum. İltifat ediyorsunuz. Az bile söylüyorum. Uzun boylu esmer. Bidar Sultan bizi birbirimize münasip görmüş. Onun bu lütfu karşısında bana düşen vazife sizi izdivacımız boyunca mutlu etmektir. Firuze ablam paşayla mı evlenecek? Latife ile izliyorlar. Sence yakışıklı mı? Evet sultanım. Bence birbirlerine yakıştılar. Şadiye? Ne yapıyorsun burada? Firuze ablama bakıyorum. Abdülkadir onları birlikte gördüğü an gülümsemesi silindi. Suratı asıldı. Firuze yürürken elinden mendilini düşürdü. Tevfik yerden alıp doğruldu. Etkilenmiş bakışlarını tebessümle Firuze'ye kaldırdı. Firuze gergin, kaşları çatık. Nezaketen zoraki gülümsedi. Mendili elinden alıyor. Abdülkadir uzaktan öfkeyle izlemekte. Şadiye'nin yüzü gülüyor. Latife'nin saygıyla başı eğik. Abdülkadir'in kaşları hasetle son raddesine kadar çatıldı. Firuze ile Tevfik kaldıkları yerden yürüyüşe devam ediyorlar. Latife gülümsedi. Firuze Kalfa müstakbel Zevci ile görüşüyor da Şadiye Sultanımız onu merak etti. Küçük Maben Köşkü. Abdülhamid makamında. Harp çetinleşti Murat Efendi. Bugüne kadar bizden istedikleri petrolümüzdü. Ayak oyunlarıyla bunu alamayacaklarını anlayınca harbin en ahlaksızını, en rezilini başlattılar. Ne oldu hünkârım? Varna'da camide Müslümanlar katledilmiş. Gayeleri zaten belli hünkârım. Önce Müslümanlar oradaki Bulgarları öldürecek. Sonra Bulgarlar batıdan yardım isteyecek. Heyetler gelecek. Sefirler gelecek. Ardından ordular gelecek. Bulgarlara hürriyet naraları atacaklar. Böylece o mıntıka bizden koparılacak. Mani olalım hünkârım. Olacağız. Lakin bil. Bil ki gece gibi üzerimize çökecekler. Bil ki sırtlan gibi saldıracaklar. Bil ki ne ahlakları var ne de kanunları. Onlar bize ne yapıyorsa biz de aynısını yapalım hünkârım. Müslümanın harp ahlakı vardır Murat Efendi. Onların yaptıklarını yaparsak onlardan farkımız kalmaz. Biz öyle bir savaş vereceğiz ki ahlakın ve İslam'ın nuru olacak. Zulmetmeden, hakka girmeden hakkımızı kafire bırakmayacağız. Biz Müslümanız Murat Efendi. Şunu unutma. Garp hiçbir vakit adil olmamıştır. Yükselişlerinde masumların kanı vardır. Düşüşlerine de masumların gözyaşı sebep olacaktır. Kuş bakışı Pera'daki meşhur cadde. Parvus haşmetli koltukta. Yakında Müslümanlar da Bulgar çeteleriyle çatışmaya başlarlar. Bizden arzunuz nedir? Müslümanlar saldırmaya başladığında Rus İmparatorluğu Ortodoks kardeşlerinin hamiliğini yapacaklar. Bu Osmanlı'nın iç meselesi. Bulgar Prensi Ferdinand resmi bir talepte bulunmadıkça biz nasıl müdahil olacağız? Sultan Abdülhamit de bu talebin yapılmasına izin vermez. Rusya'dan bağımsız bir heyet çağıracaksınız. Bulgar köylerinde zulüm gören Ortodokslarla alakalı bir rapor hazırlanacak. Bulgar prensini de bu rapor üzerine siz cesaretlendireceksiniz. Nasıl? Varna'daki Osmanlı tabiyalarını bombalayacaksınız. Ferdinand Rusların arkasında olduğunu bilirse isyan etmekten korkmaz. Rusya İmparatorluğu üstüne düşen vazifeyi yapacaktır. Kırklarında sarışın mavi gözlü bir adam. Redingotunun yakası kürklü. Başında kalpak var. Karşılıklı çaylarını içiyorlar. Somon rengi köşk. Firuze stresten ellerini ovuşturarak yatağının kenarında sıkıntıyla oturuyor. Başını hızla kapıya çevirip Abdülkadir'in geldiğini görünce panikle ayaklandı. Şehzadem, sizi burada görmeyi beklemiyordum. Beni şaşırttınız.
Sen de beni şaşırttın. Evlenme niyetin olduğunu bilmiyordum. Şehzadem, benim öyle bir niyetim yoktu. Sizi konuşurken gördüm. Halinden gayet memnun görünüyordun. Ben saygısızlık olmasın diye... Bakışlar içeri giren Bidar'a çevrildi. Bidar şaşkın, Abdülkadir gergin gözlerle bakıyor. Bidar yanlarına yaklaştı. Bakışlarını merakla Firuze'ye kaydırdı. Firuze huzursuzca gözlerini kaçırdı. Abdülkadir, ne yapıyorsun burada? Firuze ile bir mevzuyu konuşuyorduk. Mühim bir mesele değil. Suratsızca Firuze'ye döndü. Tebrik ederiz. Firuze üzgün, çaresiz. Arkasından kımıldanmaktan öteye gidemedi. Bidar kapı gibi karşısında. Firuze sıkıntıyla iç çekti. Bidar bir adım yaklaştı. Evleneceğini mi söyledin Abdülkadir'e? Hayır. Ben bir şey söylemedim. Bizi konuşurken görmüş. İsabet olmuş. Firuze, paşamız da seni çok beğenmiş. Derhal evlenmek istiyor. Sultanım, belli ki çok iyi biri. Lakin ben kendisiyle evlenmek istemiyorum. Neden? Böyle hayırlı bir kısmeti istemeyişinin sebebi nedir Firuze? Sultanım, evlilik için muhabbet lazım gelmez mi? Benim kendisinde gönlüm yok. Senin gönlün kimde? Şehzademizde mi? Firuze şoke oldu. Bak kızım, buraya geldiğin günden beri Abdülkadir'in gözüne girmeye çalıştığının farkındayım. Lakin seni burada tutmamın tek sebebi Şadiye Sultan'ın hatırıdır. Senin vazifen Şadiye Sultan'la ilgilenmek, Şehzade Abdülkadir'le değil. Bence boş heveslere kapılıp da istikbalini berbat etme. Çeyizini yapıp evlendireceğim seni. Bu saraydan en kısa vakitte adabınla gideceksin Firuze. Şadiye Sultan da bu durumu anlayacaktır. Döndü gidiyor. Firuze ağlamaklı. Gözlerinde koca koca yaşlarla gidişini çaresiz izliyor. Büyük Mabeyn Köşkü. Abdülhamid elindeki belgeye bakıyor. Cami baskınları sırasında 156 Müslüman katledilmiş. 12'si çocuk. Katillerin Bulgar kesicileri olduğu şahitlerce ifade ediliyor. Abdülhamid indirdi belgeyi. Lakin mıntıkadaki Rus konsolosuna göre vaziyet öyle değilmiş. Hatta camide şehit olanların aralarındaki husumet yüzünden öldürüldükleri rapor edilmiş. Biz Rus konsolosunun raporunu ele geçiriyoruz. Diğer bazı paşalar da huzurda. Lakin mıntıkadaki valimizin bize edecek iki kelamı yok. Neden Rus konsolosu bizim valimizden önce gidiyor camiye? Sadrazam Paşa, valilerimizle aramızda husumet mi vardır? Maalesef hünkârım. Bazı valilerimiz mıntıkalarının hassasiyetinin farkında değiller. Değillerse biz de farkında olacak olanı göndeririz. Tahsin yine yok. Osman Paşa'm, siz fevkalade komiser olarak mıntıkaya gidiniz. Vaziyete hakim olunuz. Valimizi de buraya gönderiniz. Emredersiniz hünkârım. Paşalar, Yunan'la tecrübe ettiler, başaramadılar. Şimdi Bulgarları kışkırtıp bir harp çıkarmak isterler. Hedefleri büyük bir Balkan harbidir. Bu harp çıktığı vakit anlayın ki Balkanlar yıkılmıştır. Kazansak bile mi? Kazansak bile. Selim düşünceli halde Tevfik'le bakıştı. Balkan milletlerini Osmanlı 500 yıldır bir arada tutar. Balkanlar barut fıçısıdır. Tek kıvılcım orayı öyle bir yakar ki o ateş 100 yıl sönmez. Balkanlardaki valilerimiz, memurlarımız uyanık olsunlar. Osmanlı askeri o milletlere kurşun sıkacak vaziyete gelmesin. Dedem Hazreti Fatih'in o mıntıkaya verdiği fermandan beri Osmanlı onların dinlerini, kiliselerini korur. Korumaya da devam edecektir. Lakin şimdi yapılmak istenen bizim Bulgar'a
Yunan'a, Sırp'a, Makedon'a sırt çevirmemizdir. Eğer sırt çevirirseniz, hançeri sırtınızdan yersiniz. Sert bakışları ileri sabit. Hünkârım, orada boşnak Müslümanlar da var. Batı bilmez mi ki bizim onlarla bağımız çelikten bir iptir kopmaz. Bosna Sarayı, Mostar, Yeni Pazar, Senice. Araya bir Sırp ve Bulgar devletinin girdiğini düşünün. Ne onlar size koşabiliyor ne de siz onlara. Üsküp payitahta Kars'tan daha yakındır. Lakin yaralandım diyene yardım götürmeye gücümüz yetmez. Arada bunca devlet olursa. Paşalar onaylar vaziyette aralarında bakışıyorlar. Tahta çıktığım ilk vakitler Ruslar payitahta dayanmışlardı. Bizden Bosna'yı savaş tazminatı olarak isterlerdi. Bosnalılar ne demişti bilir misiniz? Biz toplayalım verelim o paraları. Ama bizi bırakmayın. Zühtü sıkkınca üzüntüyle tasdikledi. Bırakmadık elhamdülillah. Bu coğrafyayı Sarı Saltuk gaziler, Murat Hüdavendigarlar İslam toprağı yaptı. Paşalar, tarih bu topraklar Sultan Abdülhamit devrinde elden çıktı diye yazmayacak inşallah. Ben yaşadığım sürece böyle bir şey olmayacak. Kemalettin seri adımlarla konağın kapısına yaklaşıyor. Endişeyle bekliyor. Sultanım, Hatice Sultan geldi mi, evde mi? Fehmiye de çıktı. Hayır, gelmedi. Ben de sizin bulmuş olabileceğinizi düşünüyordum. Maalesef. Gidebileceği her yere baktım, limana baktım lakin yok. Sultanım, bakın eğer buradaysa, döndüyse ve benden saklıyorsanız ne olur söyleyin, kendisiyle konuşmam lazım. Halam olmadığını söyledi ya. Hem olsaydı bile artık sizin ablamla konuşacak bir şeyiniz yok. Daha ne kadar zarar vermeyi düşünüyordunuz? Ölüyordu sizin yüzünüzden. Şimdi de kayıp. Kim bilir nerede şu an, ne yapıyor? Gözleri yaşardı. Yok, yok, bu böyle olmayacak. Ben saraya gideyim, askerlere haber vereyim, dört bir yandan arasınlar. Hayır, bir yere gidemezsiniz. Saraydan kimse duymamalı bunu. Abime ne diyeceğiz sonra? Bakın, kimse duymadan bu meseleyi halletmek zorundasınız Kemalettin Paşa. Her şeyin tek müsebbibi sizsiniz ve Hatice'mi bulup bana geri getireceksiniz. Derhal! Tamam, bulacağım. Koşarak uzaklaşıyor. Abla neredesin? Seniha'ya bakıp Kemalettin'e döndü. Seniha da kaygılı. Huzurda ellerini saygıyla önünde kavuşturmuş bir adam. Rusya'daki Ortodoksları çok üzen haberler geldi bize. Ruslar Bulgar kardeşleri için endişeleniyor. Kırımlı Müslümanlar da o mıntıkada camide öldürülen kardeşleri için aynı hissi taşıyor. Bunu söylemek için mi geldiniz huzuruma? Rus çarı Ortodoksların hamisi olarak Varna'ya hadiseleri tetkik ettirmek için bir heyet göndermek istiyor. Orada yaşayan Bulgarlar için endişeliyiz. Biz de endişeliyiz. Onlar bizim tebaamız. Sizin tebaanız arasında ayrım yaptığınızı düşünüyoruz Hünkar Hazretleri. Bizse diğer devletlerin tebaamız arasında ayrım yaptığını düşünüyoruz. Mesela Amerikalılar Ermenilerle alakalı. Fransızlar da öyle. Selim de odada. İngilizler Rumlarla sıkı dost. Ruslarsa Sırplar ve Bulgarları himaye derdinde. Avusturya'yı unutmayalım. Söylesenize, gayeniz nedir? Tüm dünyada Ortodoksların ve diğer dinlerin hürriyetini korumak. Bu yüzden mi Odessa'daki Yahudilere eziyet edersiniz? Şunu bilin. Heyetinizin gelmesine müsaade etmiyorum. Bu Osmanlı'nın iç meselesidir. Çıkabilirsiniz. Sefir üzerinde kürklü redingotuyla çekiliyor. Yeşil ipek fularına yapraklı bir broş takmış. Gidişini izleyen Selim, asabı bozularak gerdan kırıp Abdülhamid'e döndü. Hünkârım, gitmelerine neden izin vermedik? Şimdilik izin vermedik paşa. Sefir de çok iyi biliyor ki Mithat Paşa sadrazamken imzalanan Berlin Anlaşması'nda böyle bir vaziyet ortaya çıkarsa, Ruslar müsaadem olmadan da
O mıntıkaya bir tetkik heyeti gönderebilirler. Maalesef devletimiz geçmişte böyle bir şeye imza atmış. Geri gelecektir. Zannımca heyetin mıntıkaya gitmesi iyi olacaktır. Neden? Hadiseleri müşahede edip hakikati görürler. Bulgarların Müslümanları nasıl öldürdüklerini anlarlar. Niyetleri hakikati öğrenmek değil ki paşa. Bunu zaten biliyorlar. Peki niyetleri nedir hünkârım? Bulgarlara biz sizin haminiziz. Size bir şey olursa biz buradayız. Osmanlı'dan korkmayın. Ayaklanın. Bakın işte en ufak meselede yanınızdayız diyecekler. Ve Bulgarlar da arka bulacak. Öyle. Lakin biz o heyetin gitmesine mani olacağız. Rayda buharlı bir tren. Kuş bakışı Pera'daki meşhur cadde. Harus haşmetli deri koltuğunda Vladimir karşısında dikiliyor. Emrettiğiniz gibi 3 Müslüman köyüne, 3 Bulgar köyüne de gerekli baskınları yaptık. Silahlar. Baskın yaptığımız evlere bıraktık. Hepsi silahlı. Yakında Varna'daki kan kokusu tüm payitahtı saracak. Bravo Vladimir. Bravo. Bulgarların ayaklanması için yeterli mi? Ferdinand ayaklanmaya müsaade etmez. Bulgaristan prensi ve Doğu Rumeli valisi ünvanını ona Abdülhamit verdi. Abdülhamit'ten korkar. Ondan izinsiz başını kaldıramaz. Ancak Ruslardan bir teminat alırsa o zaman işler değişir. Ruslar yardım edecek mi? Varna'daki Osmanlı tabiyalarını bombalamak için bizden haber bekliyorlar. Tabiyaların yerini nasıl öğreneceğiz? Parvus bastonunu yere vurarak bir çırpıda kalktı. Bizzat. Abdülhamit'ten ben öğreneceğim. Gözlerini kısıldı. Sinsice keyifle gülümsüyor. Somon rengi köşk. Firuze koridorun köşesini dönüp karşıya bakarak durdu. Geldiği tarafı kolaçan etti. Kendinden emin kararlı bir ifadeyle yürüyor. Heyecanla derin bir nefes boşalttı. Gözleri nemli. Bir yandan etrafı kolluyor. Kararlı bakışlarını ileride bir yere sabitledi. Şehzadem. Abdülkadir'in dairesine girdi. Şehzadem. Şehzadem benim Firuze. Ortada arayış içinde etrafa bakındı. Olmadığına emin olunca sıkıntıyla nefes verdi. Hayal kırıklığıyla kapıya yöneldi. Abdülkadir parmağındaki saltanat yüzüğüyle oynayarak bankta oturuyor. Dalgın düşünceli, yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. Firuze ile saraydan kaçtıkları geceyi anımsıyor. Mesire yerindeler. Firuze çimlerin üstünde koşup sevinçle ekseninde döndü. Abdülkadir gülerek izliyor. Firuze muhallebicinin yanına koştu. Abdülkadir geride kaldı. Firuze kolyesini muhallebiciye uzattı. Abdülkadir bankta geçmişin izleriyle gülümsüyor. An be an gülümsemesi yavaş yavaş soldu. Kaşları çatıldı. O esnada Tevfik de Firuze'yi baş başa gördüğü zamana döndü. Bahçede yürürlerken Firuze mendilini düşürdü. Tevfik yerden alıp doğruldu. Firuze gergin. Nezaketen gülümseyip mendili aldı. Abdülkadir öfkeyle izliyor. Şadiye mutlu. Şimdi Abdülkadir'in asabını iyice bozdu. Kaşları daha da çatıldı. Yüzük her an çekip çıkaracakmış gibi parmaklarının arasında. Elini yüzükten çekip sinirle yumruğunu sıktı. Öfkeli bakışlarını karşıya kaldırdı. Selim odasına girdi. Buyurun. 50 senedir Romanya'da petrol çıkarıyor. Parvus yürüdü geçti. Selim yerden pusulayı aldı. Hızlı kesitlerde pusulanın oraya nasıl geldiği aktı. Selim doğrulup masasına yöneldi. Amerikan ve İngiliz şirketleri o petrol için uzun vakit savaş yaptılar. Amerikan şirketleri kazandı. Tespitlerime göre Romanya'ya yakın mevkilerde özellikle Varna taraflarında
petrol çıkma ihtimali var. Devleti aliye topraklarında. Evet. Ortada karşı karşıyalar. Selim evire çevire baktığı pusulayı masaya bıraktı. Buyurun. Koltuğa buyur etti. Parvus üçlü koltuğun uç tarafına oturdu. Selim ondan taraftaki tekliğe geçti. Malumunuz, hünkârımız tüm petrol arazilerini Hazine-i Hassa'ya devretti. Yani orada petrol bulsanız bile... Tabii tabii, biliyorum. Dostum Sultan Abdülhamit için çalışıyorum. Yani petrol çıkarsa Hazine-i Hassa'nındır. Arzu ederseniz birlikte Varna'ya gidelim. Mümkün değil. O mıntıka şu anda sıkıntılı. Öyle mi? Öyleyse biz harita üzerinde çalışmaya başlayalım. Siz Varna'nın topografik haritasını verirseniz petrol çıkacak mıntıkaları tespit edebiliriz. Ortalık sakinleştiği vakit tespit ettiğimiz yerlerde çalışma başlatırız. Tabii tabii. Evvelce hazırlık yapılmalı. Lakin haritaları vermem için hünkârımızla istişare yapmam lüzumludur. Tabii, tabii. Selim iç çekerek sıkıntıyla düşünürken gözleri masadaki pusulaya ilişti. Pusulayı bulamadılar herhalde. Bulsalardı bizi kurtarırlardı değil mi? Anmaları için dua edelim. Bizi ne zaman bırakırlar baba? Bilmiyorum çocuğum. Kaçamaz mıyız? Çocuklar sandalyelerde. Ben bir kez denedim, olmadı. Şimdi aynı sıkıntının içine atamam sizi. Diğer sandalyeler boş. Bakışlar Vladimir'e çevrildi. Vladimir getirdiği yemek tepsisini masaya bıraktı. Parvus'un gönlü aç gitmenize razı olmadı. Yiyin hadi. Gelfand tedirginleşti. Gelfand'ın büyük oğlu tahta kaşığı alıp yemeye başladı. Gelfand Vladimir'e kaygıyla bakıyor. Vladimir yan ağı sırtarak kapıya yöneldi. Nereye gidiyoruz? Geri dönemeyeceğimiz bir yere. Rosa elini dehşetle ağzına kapadı. Sessizce ağlıyor. Çocukları karınlarını doyurmakla meşgul. Gelfand düşünceli. Küçük Mabeyn Köşkü, Abdülhamid makamında. Ruslar bir heyet gönderecekler. Varna meselesi için değil mi? Onlarla siz alakadar olun istiyorum. Heyete Varna'ya kadar refakat mı edeyim? Onlara Varna'ya kadar refakat ediniz. Lakin Varna'ya varamasınlar. Yani heyeti öldürelim mi? Hayır, aksine. Heyete suikast tertip edip işi büyütmek isteyebilirler. Onları iyi koruyunuz. Lakin Varna'ya varamasınlar. Tas tamam, anladım hünkârım. Gel. İçeri Selim girdi. Gel paşa. Hünkârım, Gelfand Efendi geldiler. Romanya'da petrol çıktığını, tetkiklerin neticesinde Bulgar tarafında da petrol çıkabileceğini söylediler. Ne istiyor peki? Mıntıkanın haritasını. Abdülhamid'le Mahmut keyifle imalı bakışıyorlar. Bu Gelfand Efendi illa Osmanlı'da petrol bulacağını iddia ediyor. Hem de Bulgar tarafında. Tesadüfe bakın. Haritayı verelim mi? Bence verelim. Selim şaşkın. Mahmut Paşa doğru söylüyor. İmkan verelim. Nasıl bir imkan hünkârım? Mahmut Paşa cevabı biliyor. Emredersiniz. Selim Paşam, Gelfand Efendi'ye ihanet içinde olup olmadığını anlayabilmek için bir imkan verelim. Gelfand Efendi zeki biri. Ona petrol araması için vereceğimiz haritalarda askeri mıntıkalar olacağını bilir. Bu mıntıkalara giremeyeceğini de bilir. Bu mıntıkalarda petrol arayamayacağını da bilir. Eğer buna rağmen o mıntıkalara girip petrol aramaya teşebbüs ederse, biz de onun ihanet içinde olduğunu anlarız. Değil mi Selim Paşa? Selim Paşa, haritada askeri tabyaları karardınız. Yeri tam olarak belli olmasın.
Lakin tahmin edilebilir olsun. Emredersiniz hünkârım. Abdülhamid Mahmud'a başıyla onay verdi. Mahmud keyifle baş eğdi. Abdülhamid gözlerini belirtti. Yalıların önünden geçen bir gemi, Murat, Ahsen ve Söğütlü terk edilmiş bir mekana girdiler. Murat yol üstündeki ahşap kasayı kenara kaldırdı. Burada bayağı bir iş var ha. Halledeceğiz Söğütlü, halledeceğiz. Koridorda yerlere saçılmış kağıtlar, kenarda yıkık bir sandalye var. Mumlar alevli, duvarlar kirli. Köşeden koridorun sağına kıvrıldılar. Birçok kapı var. Ahsen kenardaki bir odaya bakıyor. Burası okuma odası için çok güzel olur. Çocuklar dersten çıkınca burada kitap okurlar. Murat'la Söğütlü yanına geri dönüyorlar. Dersten sonra kitap mı okutacaksın çocuklara? Bırak oynasınlar. Ben de bahçede salıncak kurarım çocuklara. Yaşa be Söğütlü. Bak ben de duvarları boyarım. Ha? Yapabilir misiniz? Hayda. Alasını yaparız hem de. Ahsen iyice keyiflenip odaya bir kez daha baktı. Gezintiye devam ediyorlar. Kuş bakışı Yıldız Sarayı ve uzak çevresi. Selim odasına girdi. Buyurun. Parvus'u buyur etti. Masanın birer tarafına geçtiler. Selim çekmeceyi açtı. Parvus heyecanla gülümseyerek izliyor. Selim çekmeceden çıkardığı kutuyu masaya koydu. Parvus'un gözleri parlıyor. Selim kapağını kaldırdı. Haritayı çıkarıp uzattı. Buyurun. İstediğiniz mıntıkanın haritası. Parvus elinden sakince aldı. Petrol meselesindeki gayretleriniz takdire şayan. Devletimiz hizmetlerinizi asla unutmayacaktır. İnşallah muvaffak olursunuz. Çalışacağız Selim Paşa. Çalışacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Selim tebessümle baş eğdi. Gerginliği gülümsemesine yansıyor. Batan gün Haliç manzarasını karanlığa hapsetti. Akşam vakti Yıldız Sarayı. Mahmutlar ailecek Abdülhamid'in masasında yemekte. Yani yeniden hep beraber aynı masada bir aile olarak birlikte. Yani hep beraber bulunmamız ne fevkalade bir şey değil mi? Allah sizden razı olsun hünkârım. Hepimizden razı olsun. Vallahi billahi söylemeden edemeyeceğim. Şu anda saadetimden havalara uçuyorum. Kuş gibi mi? Evet küçük sultanım. Minik bir kuş gibi. Bakın şöyle. Çık 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 çık. Kanat niyetini ellerini çırpıyor. Seniha ile Sabahattin tuhaf oldular. Seniha huzursuz. Abdülhamid Mahmud'a hayretler içinde baka kaldı. Mahmud ciddileşiyor. Şadiye gülüyor. Naime kızım. Hadi biraz daha yemek ye. Hastalıktan yeni kalktın bak toparlanman lazım. İçim almıyor validem. Ama zorlarım. Abdülkadir'in sandalyesi boş. Hatice'yi de çok özleyeceğiz. Epey kalacak mı teyzesinin yanında? Bilmiyorum ki kızım. Uzun kalmaz herhalde. Abdülkadir sofraya gelmeyecek mi? Abdülhamid'le Bidar göz göze geldiler. Abdülkadir odasında biraz dinleniyor. Hepinizden af diledi. Bir sonrakine inşallah hep beraber yeriz. Tabii tabii. Yeriz inşallah. Bu arada Abdülkadir'in saray hapsinin bitmesine hakikaten çok sevindim. Daha bugün Sabahattin onu dışarıda arabayla geçerken görmüş. Lakin Abdülkadir onu fark etmemiş. Abdülhamid çatalında lokmasıyla kala kaldı. Bidar tedirgin. Yüzüne bakamıyor. Abdülkadir dışarı mı çıktı? Bidar'la Seniha göz göze geldiler. Seniha keyifle yemeğine döndü. Hünkârım, benim haberim ve müsaadem var. Lakin siz çok müsait olmadığınız için biz size soramadık. Zaten yaşanan bunca tatsız hadiseden sonra sevgili yeğenimin sizden müsaade almadan hareket edeceğini hiç sanmıyorum. Zaten Seniha, ne demişler? Bir musibet bin nasihattan evladır, böyle demişler. Abdülhamid iştahı kesilmiş bir halde gözlerini Bidar'a dikti. Kaygıyla bakan Bidar, Naime ile göz göze geldi. Onların da iştahı yok. Bidar gözlerini Seniha'ya çevirdi. Seniha gözlerinin içine bakarak çataldaki lokmasını nispetle ağzına attı. Karşı kıyıdan Haliç. Ne kadar güzel şeyler yapmışsın kızım. Selim donatılmış yemek masasında. Hastalıkta kaybettiğin gücünü yeniden kazanasın diye babacığım. Ellerine sağlık. Artık bu kadar çok şey yersem eskisinden de güçlü olurum ha. Dilşat çorbaları koyuyor.
Bir adamın en güzel saadeti ne biliyor musun kızım? Onu düşünen hayırlı evlat. Bir kızın da en büyük saadeti onu gözetip kollayan ailesidir babacığım. Ailesi olmayan çocuklara hünkârımız sahip çıkıyor. Öksüz ve yetimler için okul açtı. Güzel. Lakin okul elzeme ihtiyaç değil ki. Evvela kalacak yer temin edilmesi gerekmez mi onlar için? Orada güvenli bir şekilde hem yemeklerini yiyecekler, hem yatacaklar, hem de ders görecekler. Çok iyi fikir o halde. Hünkârımızın her fikri müstesna âlâ. Ha, ayrıca okulda bizzat ben ilgileneceğim. Çocuklara iyilik etmek sıratı geçmeye sebeptir. Hünkârımız vesilesiyle bize de nasip olur inşallah. İnşallah babacığım. Fırçayı sulandırılmış kireçten çıkaran Murat badana yapıyor. Söğütlü de ince fırçayla karşı tarafta kapının kenarını boyuyor. Önlerine birer önlük takmışlar. Dalgalı mı oldu biraz ya? Bakayım. Fırçayı farklı yönlere uygulamış. Oho! Dalga ne ki Murat? Fırtına çıkmış denizde. Gülerek tekrar işine döndü. Ahsen üstü örtük bir sepette geliyor. Acıktınız mı? Yemek getirdim size. Acıkmadık daha. Söğütlü tabureden indi. Sen hem götür bunları, burada kirlenir şimdi. Burayı sen mi boyadın? Evet. Beğendin mi? Hiç beğenmedim. Ay şuranın haline bak, dalga dalga olmuş. Renk desen belli değil. Ha bir de güzel boyarım demiştin. Murat fırçayı sertçe bıraktı. Hem ben bilerek yaptım burayı böyle. Bak şimdi, yekpare değil. Buraları böyle bilerek dalga dalga yaptım. Hem buraya belki bir ağaç çizeceğim. Buraya bir balon. Çocuklar bunlara bakıp hayal kuracaklar. Şu an bitmedi, bakma böyle olduğuna. Vallahi. Ahsen'le Söğütlü aralarında bakıştılar. Bak yapayım. Tamam tamam, bırak. Gel yemek yiyelim biraz. Söğütlü fırçayı bırakıp peşinden hareketlendi. Murat geriden eserine bakıp peşleri sıra yola koyuldu. Ahsen sepeti kenardaki masaya boşaltıyor. Karşıdan deniz kıyısındaki Camili mahalle. Harita masada serili. Bu mevkii kumsal ve alçakta kalıyor. Bu mevkide tabi olmasına imkan yok. Sert yamaçlar var. Tabyalar topun şiddetine dayanıklı olması için taştan inşa ediliyor. Bu mevkide taş bulmak oldukça zor. Tabyaların yerini tespit etmek ne kadar sürer? Sarışın yüzü tıraştı. Burası oldukça uzun bir sahil. Biraz zaman alacak. Tabyalar bugün tespit edilecek. Siz gemilerinize haber yollayın. Varna'ya doğru yola çıksınlar. Yarın Varna bombalanacak. Sefire bakarak konuşuyor. Ve Balkan Harbi resmen başlayacak. Kemalettin'in yolda birikmiş sudaki yansımasından kendine geçildi. Pera'nın arkalarda kalmış bakımsız sokaklarının birinde yoldan gelen geçenleri izliyor. Hızla hareketlenip Vladimir'in evinin sokağındaki kemerli geçide yöneldi. Başka bir sokağa geçmiş, bakınarak yürümeyi sürdürüyor. Yanından gelip geçenlerin bir kısmı ellerinde gaz lambalarıyla. Yine bambaşka bir sokağa gelip etrafa göz gezdirerek durdu. Burası Murat'ın evinin olduğu muhit. Kıyıda küçük bir iskele var. Kemalettin arayışa son vermeden iskeleye yaklaşıyor. Durup sıkıntıyla iç çekti. Umudunu kaybetmemek için kararlı bir ifade takınıp tekrar hızla yola koyuldu. Hızla başka bir sokağa döndü. Bakışlarıyla tarayarak gelen geçenleri izliyor. Pera'daki meşhur caddeye geldi. Burasıyla arkalarda kalan sokakların arasında gelişme açısından dünya kadar fark var. Kemalettin etrafa bakınarak yolun ortasına geçip durdu. Tramvay yolunun yanından kaldırıma yönelik bir yapıya girdi. Hayal kırıklığıyla çıktı.
etrafa göz gezdirmeyi sürdürerek yolun ortasına geçiyor. Neredesin Hatice? Neredesin? Umudunu kaybetmeden tramvay yolunda yürüyor. Kaldırımın kenarında bir yere bakarak durdu. Hızla o tarafa yöneldi. Otelden içeri girerken yoldan elinde valizle sırtı dönük genç bir kadın ilerliyor. Arkadan Hatice'ye benziyor ama yüzü meçhul. Otelden hayal kırıklığıyla çıkıp yola bakınan Kemalettin ona odaklandı. Hatice! Hatice! Ne yapıyorsun? Pardon. Genç kadın geçti gidiyor. Kemalettin çaresizce yolun ortasında. Fehime sessizce ağlayarak pencereden bakıyor. Seniha arkasında kederle durdu. Fehime ona döndü. Seniha teselli ederek sırtına uzandı. Sonra şefkatle kollarını aldı. Fehime içli içli ağlıyor. Seniha'nın hüzünlü bakışları pencerede. Fehime de çevirdi başını. Kemalettin omuzları çökmüş bir halde konağın kapısına yaklaşıyor. Nemli gözleri ağlamaktan kızarmış. Seniha kapıyı heyecanlı bir telaşla açarken Fehime de geldi. Kemalettin yüzlerine bakmaya çekinerek olumsuzca kafa salladı. Fehime'ye ağlama tuttu. Seniha da ağlıyor. Endişesi had safhada. Kemalettin bakışlarını hüsranla indirdi. Toprak yollu bir ara sokakta hışımla yürüyor. Hatice onun az önce önünden geçtiği bahçe duvarının ardında. Genç bir adama keseyle para verip karşılığında bir tabanca aldı. Zaman çok yavaş. Donuk bakışlarını genç adama kaldırdı. Tabancayı mantosunun içine sokarken adam yanından ayrıldı. Seniha sandalyede uyuyor. Hatice'nin gözünden bir damla yaş süzüldü. Yolda yürüyen bir adamın ayaklarından yukarı kayıldı ama yüzü görünmedi. Adam karşısında sadece kolu görünen bir kadın tarafından uzanan namlunun ucunda durdu. Sandalye pencereye dönükmüş. Fehime koşarak gelip önüne çömeldi. Allah, ne oldu, iyi misin? Kabus gördüm. Kabus gördüm kızım. Fehime kalkıp masaya yöneldi. Allah, hiç bir şey olacak kızım. Çok kötü bir şey olacak. Korkuyorum ben. Fehime de kaygılandı. Seniha suyu bir yudumda içti. İyi misin? Seniha başıyla onayladı. Payitaht yeni bir güne uyanıyor. Kuş bakışı Yıldız Sarayı. Kabul salonu. Varna'da olanlar bizi derinden üzdü. Maalesef bazı Bulgar çeteciler Müslümanlara esef verici saldırılarda bulunuyorlar. Mahmut Paşa, bize gelen avadisler öyle söylemiyor. Türkler her fırsatta Bulgarları katlediyormuş. Bayım, Türklerin tarih boyunca katliam yaptığı görülmemiştir. Sizin o katliam dediğiniz, malına, canına, vatanına, ırzına göz dikilen Türklerin attığı basit bir ikaz tokatıdır. Konuklar dört kişiler. Aralarında keyifsizce bakıştılar. Varna'ya vardığımızda kimin ne yaptığının tespitini yapacağız. Elbette. Siz zaten bunun için buradasınız. Vakit kaybetmeyelim o halde. Bir an önce çıksak iyi olacak. İçeri Herzl girdi. Müsaade buyurun. Bay Herzl, Bay Herzl, Bay Herzl. Kucaklıyor. Sevgili dostum benim dostum. Sevgili heyet, tanıştırayım. Bay Theodor Herzl, gazeteci ve yazar. Kendileri de heyetimize katılacaklar. Merhabalar, merhabalar. Zahmet etmeyin, buyurun oturun, rica ederim, buyurun oturun.
Bay Herzl, rica ederim. Buyurun, oturunuz, oturunuz. Herzl odayı inceliyor. Sevgili dostum, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Yıllardır bu anı bekliyorum. Ne zaman çıkacağım sultanın huzuruna? Mahmut bakışlarını boşlukta gezdirip gülümsedi. Kırda sonbahar yaprakları, Abdülhamid gezintide, Tevfik not tutan iki hizmetkarla peşinde. Maşallah buradaki ağaçlar iyi. Diğer ağaçlara bakıldı mı? Bakıldı hünkârım. Mezarlık serilerinde mantar tespit edildi. Durdular. Abdülhamid Tevfik'e döndü. Geçen gün soğuk vurdu, iki gün. Ağaçların yaprakları yanmıştır. Üstüne bir de mantar. Ziraat mektebindeki talebeler çalışıyorlar nasıl tedavi edilir diye. Lakin... Şöyle yapsınlar. Zeytinyağı, Arap sabunu ve sarımsak suyunu karıştırıp bir ilaç elde etsinler. Onu ağaçlara sürsünler. Şifa olacaktır. İnşallah. Emredersiniz hünkârım. Çekilebilirsin diye kaldırdı elini. Gel paşa. Allah ömürler versin. Hünkârım, ağaçlarının bile huzurunu böyle düşünen bir hünkâra, insanların söylediklerini görünce vallahi içim acıyor. Siz de söylemeseydiniz paşa, pişman olmazdınız. Haklısınız. Heyetle görüştünüz mü? Görüştüm hünkârım. Artık heyete hiç kimse suikast tertip edemez. Merak buyurmayınız. Zira Theodor Herzl'ı heyete dahil ettim. Gazeteci olarak. Onu öldürmeyi kimse göze alamaz. Neden? Çünkü hünkârım, Theodor Herzl düşmanlarımızın yakın dostudur. Yahudilerin de başıdır. Böyle bir gücü kaybetmek yahut karşılarını almak istemezler. Nasıl ikna ettiniz onu? Theodor Herzl'ı saraya alabileceğimi söyledim. Lakin kendisi sizinle görüşebilmeyi ümit ediyor. Âlâ Mahmut Paşa. Lakin benimle görüşemeyecek. Elbette ki görüşmeyeceksiniz hünkârım. Elbette ki görüşmeyeceksiniz. Hünkârım, uygun görürseniz heyet sizi bekliyor. Abdülhamid önden yola koyuldu. Mahmut, bayram çocuğu sevinciyle peşinde. Somon rengi köşk. Zülfet, peşinde Kemalettin'le yemek salonundaki Bidar'ın huzuruna çıktı. Sultanım, beni emretmişsiniz. Evet Kemalettin oğlum. Lakin siz çok solgunsunuz. Hasta falan değilsiniz değil mi? Yok sultan. Endişe etmeyin. Dün gece pek uyuyamadım. Belki ondandır. Forması üstünde. Tabii siz de Naime için ziyadesiyle endişe ettiniz. Hepimiz çok endişelendik ama çok şükür geçti artık. Lakin bu hastalık Naime'yi çok sarstı. Neşesinin ve sağlığının yerine gelmesi için biraz dışarı çıkması, biraz hava alması lazım. Ben de sizden rica edecektim. Bugün onu gezintiye çıkarır mısınız diye. Tabii sultanım. Seve seve çıkartırdım. Lakin... Lakin? Lakin halletmem gereken mühim vazifeler vardı. Bunlar ertelenemeyecek hayati vazifeler değildir elbet. Kemalettin oğlum, kızımın tekrardan can bulması için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Tabii sultan. Bidar gülümseyerek kafa sallıyor. Büyük Mabeyn Köşkü. Heyet, Abdülhamid'in masasının sağ hizasında Selim'in karşısına dizildi. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri, el muzaffer daima. Başlar kapıya çevrildi. Eller saygıyla önde kavuşmuş. Abdülhamid Selim'e bakarak yaklaştı. Selim eğilerek selamladı. Abdülhamid heyete bakarak durdu. Onunla beraber gelen Mahmut kenarda geride. Memleket Osmaniye gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulmayacağımızı biliyoruz. Tombul yüzlü. Bulgarlara yapılan zulüm... Ne zulmü? Ne zulmü? Bıyıklı başını tedirgince yere eğdi. Paşa. Selim yanlarına yöneldi. Elindeki fotoğrafları dağıtıyor. Zulüm dediğiniz elinizdeki fotoğraflardadır. Caminin içinde katledilmiş masum çocuklar. Bulgar eşkıyaların katlettiği masum insanlar.
merhamet edeceğinizi bilsem, içinizde insaf olduğunu bilsem, başka türlü muamele edeceğim. Paşa. Selim fotoğrafları geri topluyor. Abdülhamid izlemekte. Bıyıklı, asabı bozuk bir halde düşünürken fotoğrafı vermekte gecikti. Selim hepsini toplayıp yerine çekildi. Merhamet gökten yağsa, siz bir saçağın altına saklanırsınız. Sizin göz pınarlarınız kurumuş. Ağlasanız, bir an gerçekten ağlasanız, dünya yaşanır olacak. Mazlumların gözyaşını görseniz, belki ağlarsınız. Lakin sizin gözleriniz kapalı. Körsünüz. Merhamete körsünüz. Karşıma gelmiş zulüm diyorsunuz. Siz bunu beslediğiniz katillere sorun. Tombul yüzlü bakışlarını kaldırıp Abdülhamid'e döndü. Hünkar Hazretleri, bunları görünce üzüldük. Ama Müslümanların kendi aralarındaki husumetten, birbirlerini öldürmelerinin hesabını bizden mi soruyorsunuz? Şaşıyorum efendi. İnanmadığınız bir yalanı söylerken bu kadar fütursuz oluşunuza şaşıyorum. Abdülhamid bakarken sinek kaydı tıraşlığıyla kumlarda önlerine döndü. Çocuğunuz var mı? Evet. Bu çocukları görüp, onları öldürenleri bilip, çocuklarınızı sevebiliyor musunuz? Tombul yüzlüyle bıyıklı bakışlarını durgunca düşürdü. Nasıl öldürürsünüz? O güzel bakışlı çocukların gözlerinin toprakla dolmasına nasıl müsaade edersiniz? Çocukların, annelerinin ellerindeki şefkatten nasiplenmiş o sırma saçlarını toprak altına nasıl koyarsınız? Bizimle alakası yok demeyin. Var! Bulgar çetelerin sırtını sıvazladınız. Cesaret verdiniz. Şimdi gidin. Dönüp dünyaya deyin ki, Müslümanlar Bulgarları katlediyor. Sonra da evinize gidip çocuklarınızın gözlerine bakın. Lakin unutmayın. Çocuklarınızın gözlerinden size bakanlar, ölümüne dahi iftira attığınız Müslüman çocuklar olacaktır. Ben gitmeyeceğim. Bıyıklı. Gördüm. Şehirde ağaçları sizin emrinizle tedavi etmeye çalışan o talebeleri gördüm. Bağışlayın. Abdülhamid bakışlarını diğerlerinde gezdirdi. Çıkın. Sen kal efendi. Bıyıklı durdu. Diğerleri gidiyorlar. Mahmud bıyıklıyı küçümser bakışlarıyla izliyor. Bıyıklının başı utançla yerde. Abdülhamid iyice yaklaşıyor. Sen evladının gözüne bakabilirsin, efendi. Adil ve merhametli bir adamsın. Elini öpecek olunca Abdülhamid mani oldu. Bıyıklı ağlamaklı. Başını utançla yine eğdi. Abdülhamid yumuşacık ifadesiyle izliyor. Konak. Allah, hala ortada yok. Geceyi nerede geçirdi? Şu an ne yapıyor hiç bilmiyoruz. Kesin başına bir şey geldi. Kesin. Yavrum başına bir şey gelse duyardık muhakkak. Kemalettin Paşa bütün gece onu aramaya devam edecekti. Haber verirdim Allah. İnşallah bir an evvel bulunur. Yoksa yüreğim dayanmıyor artık. Benim de Fehmi. Benim de. Yok, ben daha fazla burada bekleyemeyeceğim. Gidip en iyisi Kemalettin'i bulayım. Sana haber veririm kızım, olur mu? Morlar içinde hızla odasına yöneldi. Fehime sağa sola dolanıyor. Semiha paltosuyla çıkıp salon kapısına yöneldi. Hala ben de geliyorum. Yavrum, ben seni bu halde hiçbir yere götüremem. Bak, vaziyeti açık etmememiz lazım. Bu iş şüphe çekmeden ve kimse hakikati öğrenmeden neticelenmeli. Sen şimdi ne olur burada sakince beni bekle, olur mu? Geleceğim kızım. Hızla uzaklaşıyor. Abla neredesin?
küçük iskelenin olduğu kıyı. Hatice elinde valiziyle Pera'daki arka sokakların birinde ürkekçe yürüyor. Bu cinsi Latif'in ne işi var buralarda? Yolunu kaybetmiş belli ki. Yardımcı olalım o vakit. Hatice'nin yolunu kestiler. Ne istiyorsunuz? Sizi böyle yalnız görünce eşlik edelim dedik. Pek tekin yerler değildir buralar hani. İstemiyorum, beni rahat bırakın. Hatice aralarından geçti. Sokak merdivenlerini iniyor. Kuş bakışı Yıldız Sarayı. Bidar bahçede dolaşırken Sena'yı görüp buz gibi bir halde yoluna çıktı. Sena Sultan. Bidar Sultan. Ben de Vasfi Bey'le konuşmak için buraya gelmiştim. Ne hakkında konuşacaktınız? Hatice'yi teyzesinin yanına gönderdim. Lakin içim hiç rahat değil. Belki ikisi arasında hala bir umut vardır diye düşünüyorum. İyi olmuş buraya geldiğiniz. Ben de sizinle konuşmak istiyordum. Ne hakkında? Dün akşam yemeğinde Sabahattin'in Abdülkadir'i dışarıda görmesini bilhassa söylediniz değil mi? Hünkârımızı kışkırtmak için. Niye böyle bir şey yapayım ki? Baba oğlun arasını açmak için. Biliyor musunuz Sena Sultan? Sizin de eşinizden hiçbir farkınız yok. Hasetlik ve işten pazarlıklı davranış sizin ailenizde bir gelenek haline gelmiş. Bakın ben dürüstçe oğlumun ne gördüğünü söyledim. Hakikati söyledim. Ama siz yalan söylediniz. Oğlunuzu kurtarmak için bile olsa yalan söylediniz. Bu yüzden erdem timsali gibi karşıma geçip de bana hakaret etmeye kalkışmayın lütfen. Bidar bozuldu. Şimdi müsaadenizle. Seniha hışımla yanından geçti gidiyor. Bidar ondan tarafa dönüp gidişini izledi. İşittiği sözleri hazmetmekte zorlanarak gören oldu mu diye etrafa bakın. Kaçma güzelim, nereye gidiyorsun böyle? Yavaş. Ver valizini taşıyayım, sen yorulma. Bırak. Muhabbet edelim biraz seninle güzelim. Bırak. Ver dedim valizini taşıyayım. Beni rahat bırakın dedim. Tabanca çekti. Tamam. Biz sadece yardım etmek istemiştik. Gidiyorlar. Yaşadıklarının stresiyle takati kesilen Hatice çömeliyor. Ellerin arasında kuytu dar bir geçitte. Kemalettin baş kitabet dairesinde yüzüğünü çıkarıp oynarken kapı sesini duyunca hemen geri taktı. Siz rahatsız olmayın Vasfi Efendi. Vasfi Kemalettin'in onayıyla yerine geri oturdu. Kemalettin ayakta. Karşısında dikilen Bidar bir adım yaklaştı. Kemalettin Paşa, geçen gün konuştuğumuz mevzuyla alakalı ne yaptınız? Bir haber alabildiniz mi? Maalesef Sultan. Lakin itimat ettiğim iki asker konuyla hususi alakadar oluyorlar. Askerleriniz mevzunun hassasiyetinden ve mahremiyetinden haberdarlar, öyle değil mi? Elbette. İkisi de sır tutmayı gayet iyi bilirler. Ve ümit ediyorum ki tez zamanda da beklediğimiz haberi bize verecekler. İnşallah. İnşallah. Kemalettin göz ucuyla Vasfi'ye bakış attı. Firuze Şadiye'nin yatağını toplamayı bırakıp içeri giren Bidar'ın karşısına geçti. Latife de yanında. Şadiye nerede? Musiki dersinde. Güzel. Haftaya Tevfik Paşa ile nişanınız var. Sonrasında seni memleketine götürecek. Sen münasip bir dilde Şadiye Sultan'a anlatırsın. Döndü gidiyor. Firuze şokta. Başını birden Latife'ye çevirdi. Artık sultanlık hayalleri kurmazsın. Köşedeki masaya yöneldi. Sultan olmama kimse mani olamayacak. Görürüz. Latife sen öyle san diye alaycı bakıp masaya döndü. Odasına giren Selim keyifsiz bir vaziyette aheste aheste çalışma masasına yöneldi. Oymalı koltuğa oturdu. Önündeki gazeteyi şöyle bir göz atıp kenara koydu. Sümenin kapağını kaldırdı. İçinden çıkardığı bir evrağı göz gezdiriyor. Bakışları pusulaya ilişince bir müddet duraksadı. Ardından evrağı Sümen'in üstüne bıraktı. Pusulayı aldı.
Benim kocam Gerfand değil. Yardım edin Rosa. Selim anlam vermeye çalışır gibi kaygıyla düşünerek suratını an be an dehşetle buruşturdu. Kapıya bakıp telaşla ayaklandı. Koridora çıkıp Abdülhamid'in odasına yöneldi. Hünkârımız neredeler? Odasındalar mı? Hünkârımız küçük mabeyindeler paşam. Selim dehşetle arkasını döndü ama adımlamadan dondu kaldı. Nefes nefese düşünüyor. Küçük mabeyin köşkü. Abdülhamid makamında gazete okuyor. Gel. Selim telaşla girdi. Hünkârım, bunu buldum. Görmek isteyeceğinizi düşündüm. Uzatıp verdi eline. Abdülhamid haline göz atıp merakla açtı. Bakışlarını öfkeyle kaldırıp hışımla ayaklandı. Bu adam Gerfand değil. Çocuklarla kavuşmasını anımsıyor. Artık eminiz. Murat Efendi'yi çağırınız. Emredersiniz hünkârım. Selim çekiliyor. Abdülhamid gözlerini ileri dikip kafasını keskince yukarı attığı gibi yine keskince indirdi. Beni sultanın huzuruna çıkaracağına dair söz vermiştim Mahmut Paşa. Haşa. Sümme haşa. Ben öyle bir şey demedim. Ben sizi saraya alacağımı söyledim. Sevgili dostum Bay Hersel. Siz Mahmut Paşa'nın söz verip de sözünü tutmadığını gördünüz mü? Görmediniz. Kabul salonundalar. İşte bakın. Sarayın içindesiniz. Daha ne? Senin benim için yapabileceklerin bu kadar mı? Hayır be Herzl, elbette ki değil. Abdülhamid'e sizden söz ettim. Bay Theodor Herzl muazzam bir adamdır dedim. Bana inanınız. Abdülhamid'in yaveriyle bile görüşmek için insanlar aylarca sıra bekliyorlar. Bir de kendinize bakınız. Mahmut Paşa ile birlikte bu güzelim sarayın içindesiniz. Değil mi? Mahmut Paşa. Evet. Vakit kaybediyoruz. Biz hazırız. Yalnızca Bay Theodor Herzl da heyetimize katılacaklar. Gazeteci vasfıyla. Bıyıklı aralarında değil. Bay Herzl. Hadi gene iyisiniz. Abdülhamid sizin de heyete dahil olmanızı istedi. Aa, size söz veriyorum. Yakında sizi Abdülhamid'in huzuruna çıkaracağım. Söz. Temsili olarak ellerini kaldırdı. Herzl gergin. Mahmut sırıtıyor. Küçük mabeyin köşkü. Dostumuz sandık. Paramızı aldık, sırlarımızı öğrendi. Kim bu hünkârım? Gerfan diye masamıza oturttuğumuz adam. Pusulayı Murat'a verdi. Ortada ayaktalar. Senin Parvus'un kirli oyunlarını, kirli tertiplerini gördüğüm vakit geldi bu adam. Parvus'un adamı mı bu hünkârım? Belki de Parvus'un kendisi. Murat asabı bozuk bir halde gergince düşünüyor. Murat Efendi. Şirkete gidiniz. Gerfand Efendi diye bildiğimiz adamı buraya getiririz. Emredersiniz hünkârım. Hızla uzaklaşıyor. Kıyafetleri özensiz. Gömleğinin yakası açık. Abdülhamid'in ileri odaklı sert bakışları yakınlaşıyor. Kuş bakışı Pera'daki meşhur cadde. Ester tezgahta kumaş katlarken Hatice kendini içeri attı. Hatice Sultan. Neyiniz var? İyi misiniz? Geçin böyle oturun. Gelin. Önüne çömeldi. Sultanım ne oldu size? Niye ağlıyorsunuz? Hatice kapıya dönünce gayri ihtiyari Ester'de baktı. Sonra ayaklanıp sürahiden doldurduğu suyu getirdi. Buyurun için bunu. Hatice suyu yudumluyor. Ester kapıya göz atıp Hatice'ye döndü. Sorarcasına kafa salladı. Somon rengi köşk. Yemek salonu. Nasıl görünüyorum? Çok güzel olmuşsun güzel kızım. Ne iyi akıl ettin. Kemalettin'le dışarı çıkacağım için çok heyecanlıyım. Kendimi çok iyi hissediyorum. İşte benim de tam olarak maksadım buydu. Naimeciğim, ne kadar güzel görünüyorsun. Yüzünün rengi yerine gelmiş.
Seni böyle gördüğüme sevindim kızım. Sağ ol alacığım. Çok mutluyum çünkü. Nişanlımla dışarı gezmeye çıkacağız. Seniha gülümseyerek onayladı. Siz Vasfi Bey'le konuşabildiniz mi? Konuştuk. Lakin başı kalabalıktı. Başka bir vakitte etraflıca yine konuşacağım. Zülfe yanlarına geliyor. Sultanım, Kemalettin Paşa sizi bekliyor. Hemen geliyorum. Ester'e sipariş vermiştik. Yeni kumaşlar getirecekti. Lakin ben bakamayacağım. Annemle siz bakarsınız. Olur kızım. Naime gidiyor. Zülfet selamlayarak çıkmasını bekleyip peşi sıra o da gitti. Kemalettin Paşa gezintiye çağırdı demek. Aslında çağırmasını ben söyledim. Naime'nin o kadar ihtiyacı vardı ki böyle bir şeye. Hastalıktan da yeni kalkmıştı kızcağız. Üşütmez inşallah. Bidar içtenlikle gülümseyerek başını iki yana salladı. Aralarındaki tatsızlık unutulmuş. Seniha düşünceli. Kuş bakışı Pera'daki meşhur cadde. Clara masasında yazı yazmayı bırakıp kapıya döndü. İçeri Murat'la Söğütlü girdi. Fötr şapka takıp evrak çantaları almışlar. Buyurun, kimsiniz? Bay Gerfand'ı arıyoruz. Kendisine şirketle ilgili sormamız gereken bazı sorular var. Bay Gerfand şu anda burada değil. Nerede peki? Kendisini muhakkak görmemiz lazım. Bilmiyorum. Bana söylemedi nereye gideceğini. Murat takım elbise giyip kravat takmış. Söğütlü çoğu zaman hep öyle. Peki. Biz daha sonra yine umarız. Murat önden gidiyor. Clara işine döndü. Karşı kıyıdan Haliç. Sarışın adam. Argus'un ofisinde pergel yardımıyla haritaların üstünde çalışıyor. Sefir kenarda gazete okuyor. İkisi de ayaktalar. Harita Parvus'un çalışma masasında. Bakışlar içeri giren Parvus'la Vladimir'e çevrildi. Parvus yanlarına yaklaştı. Haritayı gösteriyor. Ne kadar kaldı? 100 kilometrelik bir hat kaldı. Bazı tabiaları tespit etmek üzereyiz. Gemiler yola çıktı mı? Varna'ya doğru ilerliyorlar. Parvus keyifle Vladimir'e döndü. Rusları daha fazla kızdıralım. Ateşi körükleyelim. Rus heyetini öldür. Bay Parvus, buna lüzum... Elini kaldırarak susturdu. Bombayla bitir işi. Vladimir başını belli belirsiz sallayarak büyük bir hazla onayladı. Sefir öfkeli. Gel. İçeri giren takım elbiseli esmer bir genç elindeki kağıdı Vladimir'e uzattı. Vladimir endişeyle aldı okuyor. Bakışlarını keyifle Parvus'a kaldırdı. Sultanın hafiyeleri sizi arıyormuş. Tabyaları hemen bulun. Sefir asabı bozuk bir halde elindeki gazeteyi masaya bıraktı. Sarışın adam işine döndü. Parvus Vladimir'in yanında durdu. Tedbir al. Bu geceki gemiyle gidiyoruz. Vladimir yan ağız tebessüm etti. Parvus başını karşıya kaldırdı. Kısık gözleri kendinden emin bir ifadeyle normale dönüp sinsice ışıldı. Kuş bakışı Yıldız Sarayı. Abdülhamit bir evrak okudu. Gel. Hünkârım, mühim bir havadis var. Nedir paşa? Rus gemileri Karadeniz'de yol alıyorlar. İstikametleri var mı? Evet hünkârım. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Gelsinler paşa. Gelsinler, kapana girsinler. Mahmut tepeden beyaz bir mendil sallayarak önden yürüyor. Beni takip edin sevgili heyet. Beni takip ediniz. Kaybolmayalım. Beni takip edin sevgili heyet. Sokaktalar. Sevgili heyet, sizlerden ricam şurada bir sıra oluşturmanız. Buyurun, buyurun. Siz de böyle buyurun. Üçünü de karşısına dizdi. Evet, evet. Sevgili heyet, bu görmüş olduğunuz yer Galata Kulemiz. Gördüğünüz gibi muazzam bir yapı. Sevgili heyet, bu da bizim çok özel simitimiz. Birer tane buyurun. Siz de buyurun. Siz de buyurun ama fazla yemeyin. Sizi daha götüreceğim sürpriz yerler var.
Al evladım. Tezgahına geri koydu. Evet sevgili heyet. Bay Herzl, Bay Herzl. Sizden ricam, simitlerin parasını verebilirseniz. Teşekkürler. Sevgili heyet, şimdi beni izlemeye tekrar devam ediniz lütfen. Böyle gelin. Böyle gelin sevgili heyet. Bu taraftan lütfen. Bu taraftan lütfen. Şişten yufkaya sıyrılan kebap tabağı tepsidekilere eklendi. Servise götürülüyor. Getir evladım, getir, getir, getir. Getir, getir. Daha misafirlerimizle uzun yola çıkacağız. Koy, ha. Restoranın müşterisi yoğun. Hay maşallah, hay maşallah. Kebap. Herzl kebaplara suratsızca baktı. Maşallah. Artık memleketinize dönünce bu Türk misafirperverliğini de anlatırsınız. Ha? Bay Herzl, siz de bu Türk misafirperverliğini gazetenizde bol bol yazarsınız. Biz Türkler için misafir ağırlamak bir şeref, bir onur meselesidir. Böyle yazarsınız. Herzl hiç haz etmiyor Mahmut'tan. Ha? Hadi yiyin, buyurun, buyurun. Öyle ayrı ayrı değil, bak bak böyle. İkisini bir saracaksın. İçinde kalacak kebap. Ha, böyle, bu şekil. Hadi yiyin bakalım. Bay Herzl, yani hakikaten bu kebap işini de bizim Tufan Usta'dan daha iyi yapan dünyada biri yok vallahi. Hadi, hadi. E ne var canım? Aç açına yola çıkacak değildik, değil mi? Hadi yiyin, yiyin. Böyle, bu şekil. Herzl yemiyor. Hanedan köşkü. Abdülkadir dairesinde pencere önünde. Gel. Firuze? Ortada buluştular. Ne bu halin, bir şey mi oldu? Hiç iyi değilim şehzadem. Gel, otur şöyle. Çalışma masasının önündeki konu koltuğuna buyur edip sehpadaki sürahiden su doldurdu. Yanına götürüyor. Sakin ol, su iç. Firuze aldı, içiyor. Abdülkadir karşısına oturdu. Kaygıyla izliyor. Anlaş şimdi. Nedir mesele? Bildiğiniz üzere valideniz beni evlendirmeyi münasip görmüştü. Yoksa paşanın yanlış bir hareketi mi oldu? Hayır. Bilakis. Çok kibar. Abdülkadir gerildi. Benimle evlenmeyi de istiyor. Lakin... Lakin? Lakin ben istemiyorum. Göz gözele. İstemediğin hiçbir şey yapmak zorunda değilsin Firuze. Valideniz... Bir daha sultan kararını vermiş bir kere. Benim söz söylemeye ne hakkım olabilir ki? Onun da dediği gibi... Ben... Sadece bir kalfayım bu sarayda. Validem sana baskı mı yaptı? Buna hakkı yok. İyiliğimi düşünüyor elbette. Lakin gönül ferman dinlemiyor. Benim ne o paşayı... ...ne de başka birini sevmem mümkün değil. Çünkü gönlüm zaten bir aşkla dopdolu. Hiç hakkım olmasa da ben sizi seviyorum şehzadem. Abdülkadir şaşkın. Çatık kaşlarla öylece Firuze'ye bakıyor. Firuze mahzun bakışlarıyla izleyerek beklediği tepki gelmeyince suç işlemiş gibi mahcuplaşıp hızla ayaklandı. Bağışlayın şehzadem. Bunu size söylememeliydim. Gidiyor. Firuze. Firuze sevinçle durup başını karşıya kaldırdı. Abdülkadir ayağa kalktı. Gergin ifadesinde bir değişiklik olmadan yanına yaklaştı. Firuze ona döndü.
Yüreğini ferah tut. O paşayla evlenmeyeceksin. Firuze rahatlayıp gülümsedi. Abdülkadir inceden bir tebessüm ederek sözlerini başıyla da tasdikledi. Firuze mutluluk gözyaşları içinde kafa sallayıp kapıya yöneldi. Abdülkadir gidişini izlerken bile kasıntı bir halde bakıyor. Kasları bir türlü gevşemedi. Kuş bakışı Pera'daki cadde, heyet Le Bon Cafe'de. Herzl içinde bulunduğu ortamdan dolayı iyice şişmiş. Nasıl lezzetli pasta? Değil mi? İşte buranın sahibi vaktiyle Fransız sefaretinin mutfağında çalışıyormuş. Eskiden sefarete sırf bu adamın pastalarını yemek için giderdik. Ya sonra tabii aşçı Le Bon Efendi akıllı adam. Baktı ki pastalarına teveccüh çok. Ne yaptı? Hemen sefaretten istifa etti. Sonra da geldi bu Le Bon kafeyi açtı. Burayı açtı. Zaten sefaretten de 3 kuruş maaş alıyordu. Şimdi çok zenginledi. Çok, çok zengin. Mahmut Paşa, benden bu kadar. Gidiyorum. Vay herz, vay herz. Kalkmasına mani olup yüzüne yaklaştı. Vay herz Allah. Daha geçen sene bu Ruslar 100'den fazla Yahudi'yi öldürdüler. Bu Ruslarla birlikte olmak menfaatinize değil. Hiçbir Yahudinin de menfaatine değil. Ben sizin yerinizde olsam, düşmanlarınızın karşısında olan Mahmut Paşa'ya ufak bir iyiliği çok görmem. Değil mi? Herzl ikna oldu. Sevgili heyet, ne diyordum? Orient Express var, biliyor musunuz? Orient Express. İşte bu Orient Express'le payitahta gelen misafirlerimiz, Allah inandırsın, evvela bu Le Bon kafeye gelirler. Niye? İşte sırf bu pastaların tadına bakabilmek için. Ya ama merak etmeyiniz siz, merak etmeyiniz. Dönüşte gene geleceğiz buraya. Rusya'ya bol bol pasta götürebilirsiniz. Ya sen yemiyorsun ama. Artık gidelim Mahmut Paşa. Başka bir yere gitmeye de lüzum yok. Herzl hemfikir. Öyle mi diyorsunuz? Bir müsaade bana. Bay Herzl, Bay Herzl. Sizden ufak ricam. Lütfen hesabı ödersiniz. Teşekkürler. Sevgili heyet, hadi kalkın bakalım, kalkın. Sevgili heyet, beni takip edin. Buradan, buradan sevgili heyet. Böyle geliyorsunuz, buradan. Takip et sevgili heyet. Önden sokağa çıktı. Takip et sevgili heyet. Payitaht büyük bir yerdir. Beni takip et sevgili heyet. Somon rengi köşk. Bidar Sultan'la böyle karşı gelmen hiç doğru değil Firuze. Senin için endişeleniyorum. Pencereden keyifle bakan Firuze, kendinden emin ifadesiyle ortada dikilen Latife'ye yaklaştı. Boşuna endişelenme. Bidar Sultan bana hiçbir şey yapamaz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun anlamıyorum. Karşındaki koskoca Bidar Sultan. Sense sadece bir hizmetlisin. Şimdilik sadece bir hizmetliyim. Sana dediğim gibi, çok yakında şehzademle evlenip bu saraya sultan olacağım. Seni de yanıma kalf alacağım. Bidar Sultan buna asla müsaade etmez. Şehzade Abdülkadir artık validesinin sözünden çıkmayan bir çocuk değil. Beni Bidar Sultan'a karşı koruduğunu söyledim sana. Validesinin izdivacımıza mani olmasına da müsaade etmeyecektir. Bidar yemek salonunda kahve içiyor. Validem. Abdülkadir. Seniha da meraklandı. Bir mesele mi var evladım? Mesele sizsiniz validem. Nasıl olur da Firuze'ye evlenmesi için zorlarsınız? Bidar varlığından huzursuz olduğu Seniha'ya göz attı. Seniha bakışlarını kaçırdı. Beni gelip sana mı şikayet etti? Nasıl bir hassizliktir bu? Nasıl bir kendini bilmezliktir bu? Mesele bu değil validem. Sizi ahsen konusunda da uyarmıştım. Zorla yapılacak bir izdivaç hiçbir insana mutluluk getirmez. Firuze'yi bu konuda rahat bırakacağınızı ümit ediyorum. Bidar sükunetini korusa da feci halde sinirli. Abdülkadir Seniha'yı selamladı gidiyor. Seniha içinin yağları erimiş gibi gayet rahat. Bidar'ın sinirden gözleri yaşardı. Takati kesildi. Yığılırcasına koltuğa çöktü.
Seniha yerine oturup kahvesini eline aldı. Karşıma geçip de Firuze'yi nasıl savunabilir bana? Belki de haddinden fazla müdahale ediyorsunuz çocuklarınıza. Onların düşüncelerine, özellikle tercihlerine saygı duymanız daha yerinde olur sanırım. Bidar Seniha'nın sözlerini kafasında değerlendirir gibi düşünüyor. Sirkeci Garı. Heyet kompartımanda. Bizi saatlerdir oyalıyor adam. Nihayet binebildik trene. Mahmut Paşa misafiri ağırlamayı çok sever. Tombul yüzlü keyifsizce pencereye döndü. Mahmut koridorda. Evladım senin memleket neresi? Tekirdağ paşam. Oo, âlâ. Tekirdağ'ın nesi meşhurdu? Köftesi paşam. Evladım sen şimdi vazifenin başına dön. Ben Tekirdağ gelince misafirlerimizi indirir, o güzel köfteden yediririm. Emredersiniz paşam. Hadi evladım. Hadi. Muhafız sağ omzunda asılı tüfekle uzaklaşıyor. Ah sultanım, ah! Şu Mahmut Paşa'nı bir görsen. Devleti için neler yapıyor neler. Salına salına kompartımanın kapısına yaklaştı. O sırada koridorun başında beliren Vladimir'le göz göze geldi. Ay uzun bacaklı. Hızla kompartımana süzüldü. Bay Herzl, hemen koridora çıkmazsanız hepimiz öleceğiz. Ne? Hemen koridora çıkınız lütfen, hadi buyurun. Kolundan tuttuğu gibi koridora iteledi. Kendi de çıktı. O tarafa yaklaşan Vladimir, Herzl'ı görünce durdu. Mahmut, Herzl'ı tekrar içeri soktu. Herzl şaşkın, afallamış. Mahmut omuzlarından bastırarak sandalyesine oturttu. Herzl bezgin. Vladimir hızla kapıya yaklaştı. Kendine doğru çekerek açtı. Bay Herzl, aramıza katılmış olduğunuzdan dolayı size müteşekkirim gerçekten. Lakayt gülümsemesiyle Vladimir'e döndü. Vladimir öfkeyle baktı gidiyor. Çok şükür ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbim. Gelin Bay Herzl, gelin. Kolundan tutup tekrar koridora çıkardı. Vladimir yarı yolda durup onlara döndü. Sinirli bir bakış attı gidiyor. Tahmin ettiğim gibi Bay Parvus, heyettekiler dahil hepimizi öldürecekti. Ben de mecburen sizi heyete dahil etmek zorunda kaldım. Beni kalkan mı yaptınız? Öyle değil. Başka çarem yoktu. Üstelik şunu da açıkça söylemeliyim ki Bay Parvus beni artık eskisi kadar sevmiyor. Ama sizi Bay Herzl, sizi gözden çıkaramaz. Ya çıkarsaydı? Ya beni de gözden çıkarsaydı? Burada seninle birlikte ölecektim. Ama bir de şöyle düşünmek lazım Bay Herzl. Bir dostla beraber ölmek. Ne büyük şeref. Buyurun içeri, buyurun, buyurun. Buyurun. Sırtından iterek soktu. Sevgili heyet. Kendi de girdi. Somon rengi köşk. Firuze odasında yataktan aldığı katlanmış bir örtüyü tuvalet masasının dolabına koyarken endişeyle kapıya döndü. Firuze. Sultanım. Sen beni oğluma şikayet ettin öyle mi? Hayır sultanım. Ben sadece şehzademiz vaziyeti öğrensin istedim. Sen o küçücük aklınla sadece şehzademizi kandırabilirsin. Derhal eşyalarını topla buradan gidiyorsun. Sultanım yalvarırım affedin sultanım. Sen haddini çoktan aştın. Sana acıdım. Merhamet gösterdim. Lakin hataymış. Şu vakitten sonra ne Şadiye Sultan ne Abdülkadir beni kararımdan vazgeçiremez Firuze. Derhal toparlan ve buradan git. Bir daha seni gözüm görmesin. Firuze çaresiz. Bidar Zülfe de döndü. Saraydan çıkana dek yanında kal ve gittiğinden emin ol. Zülfet başıyla onaylayıp buz gibi bakışlarını Firuze'ye çevirdi. Bidar Firuze'ye öfkeli bir bakış attı gidiyor. Zülfet o çıkar çıkmaz kabarıp üstten bakışlarını keyifle Firuze'ye dikti. Bir ofiste hummalı bir şekilde evrakları inceleyen iki adam. Bir tanesi beraberinde getirdiği dosyayı masaya bırakıp içinden aldıklarını incelemeye koyuldu. Murat'mış. Clara gergince izliyor. Parvus'un boş çalışma odasının kapısı açık. Efendim buldunuz mu bir şey? Yok. Sen bulabildin mi? Evet. Elindeki evraklarla Murat'a yaklaştı. Bazı evraklarda eksiklik var. Murat Söğütlü'nün uzattığını aldı, okuyor. İç ses.
Sahte Gerfant'ın adresini bulduk galiba. Murat okuduklarını açık etmeden asabı bozuk bir şekilde kıstığı dudaklarını yanaklarına gerdi. Söğütlü onu izliyor. Sarışın adam harita üstündeki çalışmalarına devam ediyor. Farus masadaki yerine oturmuş, keyifle izliyor. Tabyaların yerleri. Tam 8 tane. Farus listeye bakıp gözlerini sefire kaldırdı. Gemilerinize derhal tabyaların yerlerini bildirin. Bombardıman başlasın. Rus heyetinin de katledildiğini bildirin. Sefir alıp göz attı. Gergin ifadesinden sıyrılmadan başıyla onayladı. Tekirdağ yazan şehir manzarasında yeşilli yamaçta kurulu evler. Denizde yelkenliler. Lokanta. Yine Perhiz'i bıraktınız galiba Mahmut Paşa. Ya. Hiç sormayın Bay Herzl, hiç sormayın. İşte böyle kalabalığı görünce kendimi tutamıyorum. E kalabalıkta da yemek yemenin lezzeti ayrı oluyor canım. Herzl yemekte hiç eşlik etmiyor. Ha! Hey maşallah, hey maşallah. Sevgili heyet, işte buna Tekirdağ köfte denir. Çok lezzetlidir. Bakın şimdi. Sevgili heyet, siz niye birer tabak söylemiyorsunuz canım? Böyle olmuyor ki. Mahmut Paşa, acele edin, treni kaçıracağız. Aa, bir de o vardı değil mi? Dur bakayım. İyi hatırlattın. Cebinden köstekli saatini çıkardı. Hay Allah! Vallahi doğru. Hay Allah! Tren kaçtı. Ne? Tren kaçtı mı? Ayaklandılar. Vallahi kaçtı. Ama benim suçum değil canım. Ben nereden bileyim? Ben istasyonları karıştırmışım. Ben bu istasyonda yarım saat mola veriliyor zannediyordum. Meğer bu istasyonda 20 dakika mola veriliyormuş. Hep bunun suçu. Evladım neden geç getiriyorsun köftelere? Bak senin yüzünden treni kaçırıyoruz. Göz kırptı. En yakın tren de yarın. Bari payitahta dönüş trenini kaçırmayalım. Çok haklısınız Bay Herzl, çok haklısınız. Hemen gitmemiz lazım. Ama sevgili heyet, siz de boşuna üzülmeyin canım. Bu Bulgarlar kaçmıyor ya. İki gün sonra onları incelersiniz. Değil mi? Bay Herzl, Bay Herzl. Sizden de ufak bir ricam olacak. Hesabı öderseniz lütfen. Teşekkürler. Evet. Hadi gidelim sevgili heyet. Mendil havada. Bu taraftan sevgili heyet. Takip et sevgili heyet. Buradan. Karşı kıyıdan Haliç. Hasta yatağımda yatarken bir daha kalkamayacağımı düşündüm. Ölmekten değil de seni bir daha görememekten korktum. Kırda yürüyorlar. Sevdiğinin gözlerinin içine bakıp nefes alabilmek ne kadar güzel bir nimetmiş meğer. Durdular. Allah sizi bize bağışladı Sultan. Naime gülümseyip yeniden yola koyuldu. Aslında her ne kadar beni korkutsa da bu hastalığa bir teşekkür borçluyum. Neden? Sayesinde yanıma gelip yüzüğü parmağına taktın. Sen de bir daha beni görememekten korktun öyle değil mi? Elbette sultanım. Size asla kötü bir şey olsun istemem. Çiçekler ne kadar güzel. Çiçekçi kadın karşılarında durdu. Naime kolunda asılı sepetten bir demet kırmızı gül aldı. Bütün çiçekleri çok seviyorum. Ama en çok kırmızı gülü severim. O zaman bu demet sizin olmalı sultanım. Naime göz süzerek kokluyor. Hayırlı işler olsun. Çiçekçi gidiyor. İkili gezintiye devam etmekte. Naime mutlu mesut. Kemalettin nezaketen gülümsemekten öteye gidemiyor. Naime'nin demetinden bir kül yere düştü. Zaman çok yavaş. Naime ile Kemalettin ağır ağır yürüyorlar. Etrafta gezinti halinde başkaları da var. Muhallebici ortalıklarda görünmüyor. Gül yerde, ortam bulanık. Hatice yıldız yüzüklü yakın plan eliyle gülü yerden aldı. Makyajsız, yüzü solgun. Durgun ifadesiyle doğruldu. Arkalarından bakıyor. Göğüs hizasında tuttuğu gülden yüzüne kayıldı.
Sakinliğine rağmen arkalarından bakan gözlerini öfke ve hırs bürümüş. Meşhur caddedeki insanlar panikle kaçışıyorlar. Nereden ateş edildiği belirsiz. Farvuz alelacele panikle çantasını topluyor. Söğütlü ile Murat binanın karşısında maskelilerle kapışıyor. Birini indirmişler. Diğer ikisi duvarların arkasına çekildi. Farvuz dosyaları çantaya dolduruyor. Söğütlü maskelilerden birini indirdi. Sona kalan olduğu yerden çıkıp karşıya geçerken onu da Murat indirdi. Söğütlü ile işaretleşip mevzilendikleri yerden çıktılar. Tabancaları indirmeden temkinle ilerliyorlar. Üstlerini değiştirip günlük kıyafetlerini giymişler. Fesleri başlarında. Namluları keskin hareketlerle gezdirip aynı zamanda tüm etrafı kolluyorlar. Binanın ara katında pencerelerin arasındaki dekor şeklindeki girintide belirlen bir maskeli ateş ederek uca yaklaşırken Murat Söğütlü'den önce davranıp tek kurşunda indirdi. Adam yere çakılıyor. Söğütlü ölümün eşiğinden dönmenin gerilimi içinde nefes nefese eyvallah diye kafa salladı. Eyvallah Hunet Efendi. Saydın mı Söğütlü? Bana kaç can borcum var? Ben 4'te bıraktım saymayı. Tabancaları indirmeden şirketin kapısına yaklaşıyorlar. Parvus çantasını alıp kitaplığa koştu. Kendini çekip kenara sürerek duvarda boşluk açtı. Gizli bölmeden kaçıyor. Bundan kaçmış. Gizli bölmeye koştular. Parvus elinde meşaleyle karanlık koridorda ilerliyor. Murat'la Söğütlü ellerinde tabancalarla arayış içinde ilerlemekte. Meşaleyi Murat taşıyor. Parvus tedirgin. Murat'la Söğütlü yan yana ilerliyorlar. Taraflar birbirlerinin ışığını görmüyor. Murat'la Söğütlü namluları karşıya doğrultmuş halde çok yavaş yürüyorlar. Parvus seri adımlarla diken üstünde. Koridordan yol ağzına gelip sağ tarafa kırıldı. Yardım edin! Koş! Parvus arkasını kola çevirdi. Yardım edin! Yardım edin! Gerfan depoda. Murat tabancayla girince ürküp geri bastı. Çocuklar Roza'ya sığındı. Yardım edin lütfen. Murat tabancayı indirip şaşkınca yaklaştı. Parvus hapsetti beni buraya. Benim adım Gerfand. Gerfand mı? Evet. Payitahta geldiğim vakit Parvus'un adamları kaçırdılar beni. Ben Sultan Abdülhamit'in dostuyum. Günlerdir burada mahsur bıraktılar. Ailemi de kaçırmışlar. Sultan Abdülhamit'e götürün beni, her şeyi anlatacağım ona. Lütfen. Murat'la Söğütlü aralarında bakıştılar. Murat, Gerfand'a bakıp yeniden Söğütlü'ye döndü. Sen saraya dön. Gerfand Efendi sana emanet. Ben diğerlerini hallederim. Koşarak gidiyor. Sakin ol. Otur. Gerfand ayağında prangayla oturdu. Önce şu zinciri nasıl çözeceğimize bakalım. Sağ ol. Sevinçle ailesine döndü. Rozalar yanlarına yaklaştı. Gerfand başını prangaya eğdi. Söğütlü kilidi açmaya çalışıyor. Parvus koridorda ilerlemeyi sürdürüyor. Demir bir kapıya gelip diğer tarafa süzüldü. Kenara gizlenip beklemeye koyuldu. Köşeden çıkan Vladimir'le birlikte aynı anda tabanca doğrulttular. Parvus rahatlayıp tabancayı indirdi. Vladimir de indirdi tabancasını. Heyetin işini bitirdin mi? Herzl onlarla beraberdi. Herzl'ın ne işi var onlarla? Mahmut Paşa heyete dahil etmiş. Abdülhamid'in hafiyeleri peşimde. Sen burada kal. Oyalı onları. Tamam. Siz gidin.
Benim için her şey hazır. Tamam. Parvus gidiyor. Vladimir onun geldiği taraftan temkinle ilerlemekte. Somon rengi köşk. Firuze kalfaların arasında tutuklu gibi götürülüyor. Müsaade edin Bidar Sultan, bir kez daha konuşayım. Gitmek istemiyorum saraydan. Şadiye Sultan'ı bırakmak istemiyorum. Bırak ağlamayı. Sen bu saraya hiç gelmemeliydin. Zülfet valizle önden yürüyor. Şu saray hapsin bir bitse de eski günlerdeki gibi bir efkar dağıtsak kardeşimle. Çok iyi olur Sabahattin. Çok iyi olur. Abdülkadir'in dairesindeler. Bu gördüğün muamele ufak bir çocuğunkiyle aynı. Sabredebilmene şaşıyorum. Bu kapılar, bu duvarlar fikirlerime ve hayallerime kilit kuramaz Sabahattin. Ayrıca sarayda muhabbet ettiğim bir arkadaşım da var. Kimmiş bu arkadaş? Pek sevdiğim biri herhalde. Böyle bahsederken gözlerinin içi gülüyor da. Gel. Şehzadem. Muhallebici olduğunu söyleyen biri geldi. Size istediğiniz bir şey getirmiş. Abdülkadir masadaki ahşap bir kutudan para kesesi çıkardı. Getirdiği şeyi hemen mi? Tamam şehzadem. Hizmetkar keseyle gidiyor. Bu kadar parayı bir muhallebi için vermedin herhalde değil mi? Gel. Şehzadem. Kolyeyi uzattı. Abdülkadir aldı bakıyor. Hala. Sabahattin haline gülüyor. Senin şu arkadaş bir hanım herhalde. Ha? Hem de çok müstesna duygular hissettiğim bir hanım. İşte buna aşk diyorlar kardeşim. Aşk. Zülfet bahçede hışımla önden yürüyor. Müsaade edin bir kez daha konuşayım sultanımızla. Yalvarırım, namlarım. Sen bu saraydan gidiyorsun artık Firuze. Şadiye arkalarından koşuyor. Firuze abla! Firuze kollar arasında durup Şadiye'ye döndü. Gitme! Firuze ellerinden kurtulup Şadiye'ye koştu. Sultanım! Sımsıkı kucaklaştılar. Gitme Firuze abla! Ben de gitmek istemiyorum sultanım. Hiç istemiyorum hem de. Sultanım, benimle gelin. Şadiye Firuze'yi bırakmıyor. Şadiye sultanım, benimle gelin hadi. Sultanım. Şadiye sultanım. Kalfalar Zülfet'in emriyle ayırdı. Firuze abla gitme. Sultanım. Firuze abla. Bırakın. Rıza abla. Rıza abla. Elleri ayrıldı. Bırakın. Bari arkadaşımla vedalaşayım. Bıraktılar. Firuze Şadiye ile gelen Latife'ye sarıldı. Şehzadeye söyle. Onunla daha evvel gezdiğimiz yerde bekleyeceğim onu. Saat 8. Muhakkak sen. O beni bulur. Kalfalar kollarından tuttular götürüyorlar. Bidar'la Seniha tülün ardından izlemekteler. Şadiye Sultan çok üzüldü. Alışacaktır. Abdülkadir duyunca size kızmasın. Abdülkadir daha çok toy. Vakti gelince onu bu kızın pencerelerinden kurtardığım için bana teşekkür edecektir. Seniha ima ile gülümsedi. Murat bir elinde tabanca, diğerinde meşaleyle koridorda ilerliyor. Vladimir de onunla aynı pozisyonda yürüyor.
Murat koridordan sola kıvrıldı. Vladimir sola döneceği sırada arkasına dikkat kesildi. Murat bir şey sezmiş gibi panikle arkaya döndü. Kolaçan edip tekrar yola koyuldu. Farklı koridorlarda aynı anda durdular. Sesin geldiği yere yöneldiler. Murat düz giderken vazgeçip solda fark ettiği koridora döndü. Ağır ağır ilerleyip koridordan yukarı uzanan basamaklara odaklandı. Kuş bakışı Yıldız Sarayı. Abdülkadir elinde Firuze'nin kolyesiyle koridorda ağır ağır yürüyor. Elini öne doğru uzatmış. Kolye parmaklarının arasında. Zaman çok yavaş. Kolyeden yüzüne kayıldı. Belli belirsiz bir tebessümle yürüyor. Bakışlarını keyifle kolyeye indirdi. Latife Firuze'nin odasında valiz boşaltıyor. Aptal Firuze. Kendini saraydan kovdurdun. Firuze yok mu? Hayır yok şehzadem. Firuze kalfa gitti. Artık saraya dönmeyecek. Nereye gitti? Bilmiyorum şehzadem. Söylemedi. Abdülkadir öfkeyle gitti. Latife sinsi bir keyifle kafa salladı. Bu kumaşları hususi sizler için Paris'ten getirttim. Dokunun bakın, has ipek. Tam sizlere layık. Gerçekten çok güzelmiş. Yemek salonundalar. Naime buna bayılır. Müsait olduğunda size uğrasın, bir model beğensin, siz de ona güzel bir elbise dikersiniz. Büyük bir keyifle sultanım. Sultanım, Hatice Sultan nasıllar? Kendisini merak ettim de. Hatice? Evet, bugün büyük bir telaşla ve perişan halde dükkanıma geldi. Kendisine bir bardak su verdim. Ne olduğunu sordum ama hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Nereye gitti? Nereye gittiğini söylemedi mi? Ester hayır diye kafa salladı. Bidar merakla kalktı. Hatice Sultan. Teyzesinin yanında değil mi? Seniha endişeli Bidar'a kilitli. Bidar eline geçen kozun etkisiyle gözlerini odaktı. Hatice sarayın bahçesinde buz gibi bir ifadeyle köşke bakıyor. Kış bahçesi tasarımlı ada köşk arkasında. Gözlerinden yaş süzülüyor. Parmus binanın arkasına koştu, kaçıyor. Avcı, hemen limana çek. Ya! Hadi, kalkın! Ya! 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 Avcı, çabuk! Parmus gergin tedirgin. Küçük Mabeyn Köşkü. Abdülhamit sert ifadesiyle pencere önünde. Dışarı bakıyor. Gel. Abdülhamit Selim'e döndü. Hünkârım. Rus gemileri bombardıman başlatmış. Bombalanan yerler belli mi? Boş arazileri. Hamdolsun tabyalarımızdan açılan ateş neticesinde arkalarına bakmadan kaçmışlar. Rus gemileri tabyalarımızı bombaladıklarını sandıkları için gafil avlanmışlar. Demek tuzağa düştüler. Peki Gerfand diye o adama verdiğimiz harita? Karartıp verdiğimiz mıntıkalarla Rus gemilerin bombaladıkları yerler aynı. Gel. Allah ömürler versin, Allah ömürler versin, Allah ömürler versin, Allah ömürler versin. Hünkârım. Heyeti gezdirdim, gezdirdim, geri getirdim. Biz de karşımıza Gerfand diye çıkan adamın hakiki Gerfand olmadığından eminiz artık. Öyle mi?
yem olarak gösterdiğimiz yerleri mi bombalamışlar? Evet. Artık bu ihanetten eminiz. Lakin merak ettiğim şu. Bu Gerfan denen adam aslında Parvus mu? Çabuk karavancı, çabuk! Çabuk gelip sana, çabuk! Nereye gidiyorsun ahmak herif? Limana demiştim! Arabacı Murat'mış. Parvus ateş ettiği sırada Murat dönüp eline sıktı. Parvus yaralanmadan tabancayı düşürdü. Murat namluyu indirmiyor. Parvus donup kaldı. Saraya gidiyoruz. Parvus'un yüzü endişeyle asıldı. Murat kafa sallıyor. Kuş bakışı yıldı sarayı. Kemalettin çalışma odasına girdi. Kapıyı itip ilerlemesiyle Hatice kapının arkasında göründü. Beti bense atmış, ifadesi soğuk. Kemalettin'i izleyerek elinde anahtarla kapıya dönüyor. Kemalettin varlığının farkında değil. Alçakta bir şeye dikkat kesildi. Bakışlarının odaklı olduğu yere uzanıp masadaki güle uzandı. Elini aldı. Şaşkınca düşünceli halde bakıyor. Sırtı kapıya dönük. Hatice kapıyı kilitledi. Gül. Yere düşmüştü. Kemalettin'e yaklaşıyor. Kıyamadım. Kemalettin'in gözlerinde yaşlar birikti. Allah'ım çok şükür. Hatice. Kendinizi aşkınıza o kadar kaptırmıştınız ki. Ardınızda bırakıp gittiğinizi fark etmediniz bile. Ayaklar altında ezilecek olması umurunuzda bile olmadı. Hatice. Ona aşık olmadığımı biliyorsun. Her yerde seni aradım. Deliye döndüm. Sen beni mi takip ediyordun? Beni aradın öyle mi? Ben hep yanındaydım. O limanda çaresiz bir başıma bırakmasaydın bir ömür boyu yanında olacaktım. Naime. Çok hastaydı. Ölüyordu Hatice. Yapamadım. Hatice Kemalettin'in elinden gülü aldı. O yaşasın diye sen ikimizi öldürdün. Farkında bile değilsin. Kemalettin sessizce ağlayarak bakıyor. Hatice'nin gözleri de yaşlı. Gülü sımsıkı kavrayıp kırmızı ucuna doğru sıyırdı. Ama biliyor musun? Bir kere ölen... Kırmızı yaprakları sıkıca avuçladı. Bir daha ölmezmiş. Kırmızı yapraklar yerdeki yeşillerin yanına yağıyor. Hatice. Hatice. Kanlı elini tuttu. Hatice. Kanını emer gibi öpüyor. Elin kanıyor. Gel pansuman yapalım. Canım acımıyor. Artık canım hiç acımıyor. Kemalettin umutla gülümsedi. Bir daha benim canımı bu kadar acıtamayacak. El eleler. Kemalettin elini öptü. Hatice. Sana yaşattığım her şey için. Beni affet. Yalvarırım. Beni affet. Göz gözeler. Aşkla bakışıyorlar. Hatice'nin yüzü gülünce Kemalettin de güldü. Elini sevinçle dudaklarına bastırdı. Hatice belinden tabancayı çekti. Kemalettin'e doğrulttu. Kemalettin tabancaya gergin halde bakıp gözlerini kaygıyla Hatice'ye kaldırdı. O esnada elini dudaklarından indirdi.
Hatice acı içinde geri çekilmiş. Kemalettin kederle gülümsedi. Tabancaya bakıyor. Madem yaşarken bir araya gelmemiz mümkün değil. Ölüme birlikte gideriz biz de o halde. Ölüm senin elinden gelecekse buyursun gelsin. Lakin ben sana kıyamam be sultan. Yapma. Anlamıyorsun. Başka türlüsü mümkün değil. Birlikte olmamız mümkün değil. Kemalettin bakışlarını tabancaya indirerek başıyla onayladı. Zaman çok yavaş. Hatice parmağını horoza götürdü. Aşağı indirerek emniyete açıyor. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Sessizce ağlayan Kemalettin tabancaya göz atıp omuzlarını cesurca dikti. Hatice'ye bakıyor. Seni çok seviyorum. Hatice bir yandan ağlayarak buruk bir tebessümle kafa salladı. Tetiğe basıyor. Zaman çok yavaş. Gözyaşları içinde aşkla bakışıyorlar. Kemalettin geriye savrulup koltuğun önüne düştü. Yarasını tutarak acıyla kıvranıyor. Göğüs kafesinin alt orta kısmından vurulmuş. Hatice namluyu başına çeviriyor. Şakağına dayadı. Dehşetle izleyen Kemalettin çaresizce ağlıyor. Artık bizi kimse ayıramayacak. Derin bir cesaret nefesi aldı. Karanlık. Küçük mabeyde pencere önündeki Abdülhamid'in göğsündeki nişandan yüzüne kayıldı. Gözlerini öfkeyle dışarı sabitlemiş. Gergin bir şekilde kaldırdığı başını hemen akabinden geri indirdi. O esnada bakışlarını hiç oynatmadı. Murat Parvus'u getiriyor. Parvus Abdülhamid'e kilitli. Murat kolundan çekeleyip yönünü düzelttirdi. Öfkeyle bakıyor. Abdülhamid kıpırtısız. Murat da Parvus ona bakarak geride durdular. Emrettiğiniz gibi getirdim hünkârım. Abdülhamid yavaşça dönüp öfkeyle Parvus'un gözlerine kilitlendi. Meydan okur gibi Parvus da ona dikmiş gözlerini. Abdülhamid'in kaşları iyice çatıldı. Parvus herhangi bir korku belirtisi göstermiyor. Abdülhamid'in gözleri toplantı masasındaki satranca kaydı. Parvus'un üstüne doğru yürürken aynı zamanda sol yanında kalan masaya da yaklaşmış oldu. Zaman çok yavaş akıyor. Topacı aldı. Parvus'a bakışıyor. Parvus karşısında dimdik. Kılı kıpırdamıyor. Abdülhamid topacı çevirdi. Başını Parvus'a kaldırdı. Göz gözeler. Parvus gergin bakışlarını topaca indiriyor. Topaç ortada hızla dönmekte. Parvus sert bakışlarını Abdülhamid'e kaldırdı. Parvus'u öfkeyle izleyen Abdülhamid başını topaca çevirdi. Parvus Abdülhamid'e nefretle bakan gözlerini topaca çekti. Topaç yavaşladı, duruyor. Abdülhamid'in gözleri Parvus'unkilere yöneldi. Parvus da ona çevirdi bakışlarını. İhanet. Parvus suratını hırs ve nefretle ekşitti. Abdülhamid'in gözleri çakmak çakmak. Parvus'un yüzüne yaklaşılıp ardından Abdülhamid'inkine geçildi. Yakın yüzünde zaman dondu. 29. bölümün sonu.
Bu dizinin betimlemesi Esfin tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seveder.org. Sesli Betimleme metin yazarı Nezahat Şalkamcı. Seslendiren Barış Bölükbaşı. Altyazı Gülay Yılmaz, Nuray Ünal, Hatice Başpınar, Çağıl Doğan. İşaret dili Volkan Kurt. Son kontroller Ayşegül Derin, Ela Korkan. Teknik yapım Dağ Prodüksiyon, Yeni Gökdelen Tercüme. Konuk oyuncular Galip Kutay Göktürk, Armen Emir Esen, Tombul Yüzde Adam Umut Öztop, Sefil Cem Uras, yönetmen Emre Konuk, müzik Yıldıray Gürgen, konsept danışmanı Selman Kayabaşı, kurgu Onur Koçak, Taner Osmanlı, görsel efektler Digiflame, sanat yönetmeni Bekir İldem, kostüm tasarımı Sema Gücel, yapım koordinatörü Didem Dörter, danışmanlar Orhan Osmanoğlu, Naci Yorulmaz, Işık Şefi Murat Ayyıldız, Orçun Özgün, kas direktörü Tuncay Altınoğlu, ses operatörü İbrahim Gök, final mix Bülent Taban. Es filmin dairesel sarı logosu. Bu dizi TRT1 tarafından Es filme yaptırılmıştır. Copyright 2017 yazdı.